Afacan AVM taraftarın sesini sunar. Hani gruptan çıkmayı tabii ki çok istiyorduk çünkü ne kadar maç yaparsak ligi o kadar az olacağımızı düşünüyorduk. Fakat bunu gerçekleştiremedik. Fakat tabii hani sonuçtan ziyade Berkcan'ın sakatlığı bizi daha da fazla üzdü. Çünkü yetenekli bir oyuncumuz. Bu sene süre vermeyi, kullanmayı düşündüğümüz bir oyuncuydu. Fakat maalesef bu sene aramızda şu anda pek olabilecek gibi gözükmüyor. Ama tabii ona da geçmiş olsun diliyorum. Sonuçta genç bir oyuncu. İnşallah en kısa zamanda toparlanır. Aramıza döner. İşte önümüzdeki hafta lig başlıyor. İlk maç kimle hocam? Bornova Belediyesi ile oynayacağız. Kupada da oynamıştık. Kupada bizi yendiler evet. İşte inşallah lig bizim için daha önemli. Lig maçında Bornova maçıyla galibiyetle başlayıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Hocam Berkcan'ın dışında takımda başka bir sakatlık var mı? Herhangi yok, ciddi bir sakatlık? Allah'a şükür hiçbir sakatlığımız yok. Berkcan'ın haricinde çalışmalarında devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde sakatlıksız bir şekilde devam ederiz. Hocam 5 müsabakaya çıktınız. Bunların 3 tanesi resmi diyelim Federasyon Kupası'nda. Düzce Global'ı 77-75 yendik. Bornova Belediyesi'ni 84-76 yenildik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni 83-81 yendik. İlk hazırlık maçımızı burada oynamıştık. Yanılmıyorsam. Gemlik'te mi hocam? Gemlik'te. Gemlik takımı o zaman çok hazır değildi. 83-43 onları yendik. O hiçbir şey değil yani. Hani o bizim için çok bir kıstas değil. Çünkü onların da ilk maçıydı. Hiç hazır değillerdi. Oyuncuları daha yoktu. Bir de biz o gün hani tabii ilk heves, ilk heyecan. Çok agresiftik. Yani hani o skor çok yanıltıcı olmasın. Ligde hiçbir maç öyle olmayacak. Ama tabii bizim açımızdan iyi bir hazırlık maçıydı. Daha sonra Gemlik'te bir maç daha yaptık. O maçı da kazandık 12-15 sayıyla. Daha sonra Ankara'da bir turnuvaya gittik. Orada da bir iki maç yaptık. Evet. Onların da birini kazanıp birini kaybettik. Velhasıl kelam hani normalde bizim minimum sezon öncesi 8-10 tane hazırlık maçı yapmak gibi bir planımız, projemiz vardı. Türkiye Kupası ile beraber. Fakat sadece bu 5-6 taneyle sınırlı kalabildi. O yüzden hani bu bir bahane değil tabii ama daha fazla hazırlık maçı yapabilmiş olsaydık takımın kimyası, takımın birbirine uyumu bizim için daha iyi olacaktı. Olmadı, canımız sağ olsun. Çünkü sadece bizim için değil, bir de takımlar için geçerli bu. Ama hani biz çalışmalarımızı aynı ciddiyetle, aynı istekle devam ediyoruz. İnşallah ligde iyi bir başlangıç yaparız. Hocam sizi daha fazla yormak istemiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir tarafta Yüksel Yıldırım Başkan, Yılport Samspor'da şampiyonu oynatıyor takımımızı Ertuğrul Sağlam hocamıza. Bir tarafta Jesper Sinan Yıldırım'ın başkanındaki Samspor basketbol takımı cüzi rakamlarla kurulan bir takım. Tabii ki sizleri de biliyoruz nerelerde hocalık yaptığınızı, tecrübeli bir koç olduğunuzu. Baktığımız zaman da tabii ki hedef tabii ki şampiyon olmak ister gönül ama şöyle söyleyeyim, cüzi bir rakamla kurulan bir takım. Neler diyeceksiniz? Hep Samspor'a giden buraya. Samsun Spor. Evet. Yani ister futbol olsun, ister basketbol olsun. Elimizden geldiğince Samsun Spor'u en iyi şekilde temsil etmek. Can değil mi? Evet Can Özcan, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Samsun Spor'a diyorum. Şu anda izleyenler de var. Yeni sezonla ilgili neler diyeceksiniz? Yeni sezonla ilgili zor bir hazırlık süreci oldu biliyorsunuz. Bu pandemiden dolayı uzun bir ara verildiklere. Biz oyuncular olarak tabii kendimiz en iyi şekilde yazın hazırlanmaya çalıştık ama takım olarak uzun bir süre ayrı kaldı herkes. Biz de bu hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Genç bir takımız ve herkes burada, daha önce beraber oynayan çok az insan var. Yeni bir takımız ama imyamızın iyi olduğunu düşünüyorum. Hocamızla beraber de iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Federasyon Kupası'nda da yani 3 maçın ikisini kazandık ama averajda elendik. Rakibimizle de, ilk haftaki rakibimizle de orada oynadık. Onları da görmüş olduk. O yüzden de yeni sezona şimdi bu haftada en iyi şekilde ilk maçımızı hazırlanıp Samsun Spor almasına yakışır bir biçimde. Yani öncelikle hedefimiz bu. Her maçı kazanmak ve kazanmasak bile bu armaya yakışır şekilde mücadele etmek.
Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Selahattin olarak takım hakkında liglerin başlamasına çok az bir süre kaldı. Son durum neler diyeceksin? Son durumumuz güzel. Hazırlık maçları olarak 4 tane hazırlık maçı yaptık. Federasyon Kupası'nda da 3 maç yaptık. Bunların ikisi sezona ilk başlayacağımız rakiplerdi. Şanssız bir şekilde gruptan çıkamadık ama 2 galibiyet aldık. İlk maç Bornova'yla burada. İnşallah onu kazanıp ikinci maçımızda son kazandığımız rakip Kağıt Spor'la. Ona gidip sezona güzel bir şekilde başlayıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kaptan şöyle söyleyeyim. Uyum süreci nasıl? Nasıl görüyorsun tecrübeli biri olarak? Sezona ilk başladığımız günden bu yana neredeyse 2,5 ay oluyor. İlk geldiğimizde uzun bir pandemi dolayısıyla uzun bir ara vermişti herkes. Alışma sürecini çok güzel geçtiğimizi düşünüyorum. İlk hazırlık maçından bu yana da çok iyi yol kat ettik. Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. Sezona da daha iyi başlayacağımızı düşünüyorum. İçerideki Bornova maçı bizim için çok önemli bir maç. Bu maçı kazanmamız lazım. Sonrasında maç sezona. Sizi alalım. Şöyle öncelikle hoş geldin diyelim kendilerine. Welcome. Thank you. Şöyle diyelim. Samsun'da ve Samsun Spor'da olmaktan mutlu mu? Are you happy being at Samsun and in this team also? Soralım öyle gidelim. And we will continue from that. Yes, definitely enjoying myself in Samsun. I love the people, love the beach, love the city, and I'm just trying to continue to grow with the guys and get better every day. Kesinlikle Samsun'da olmaktan mutluyum. Şehirden, takım arkadaşlarımdan, özellikle sahil kenarından çok memnunum burada olmaktan. Takım arkadaşlarımla beraber gelişip daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Peki şunu söylemek istiyorum. Liglerin başlamasına çok az bir süre kaldı. Takım hakkında ve kendi durumuyla ilgili neler diyecek? What can you say about the team and about yourself because games about to start. Regular season games about to start. We're working hard. We practice hard every day. We trying to build a chemistry and team identity together. I'm just trying to do my job to come in every day, lead the team and play my game and hopefully find ways to help us execute games throughout the season. Takımla beraber kimya oluşturmaya çalışıyoruz. Hem kendi adıma hem takımca kendimizi geliştirip sezon içinde çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız diyor. O zaman biz de bir kez daha taraftarın ekibi olarak hoş geldin diyoruz. Başarılar diliyoruz. As a supporters, we are saying good luck for the season. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Herhalde. Evet, kendilerini bir tanıtalım bakalım sizin aracınızda. So just tanıtalım. Just tell something about yourself. Introduce yourself. Canlı yayındayız zaten. It's live. Okay. So, okay. Hey, my name is Timothy Suarez. I'm originally from Brazil. I have a big family there. My parents still live there, and then I have a ton of brothers and sisters too. So that's a little bit about me. Ben Timothy Suarez, Brezilyalıyım aslen. Çok geniş bir ailem var. Birçok erkek ve kız kardeşim var. Geniş bir aileydim kendisi. Peki şöyle kendimden kısaca bahsetmem gerekirse. Aynı soruyu soralım. Brezilya'dan geldim ama tabii ki Samsun'u nasıl beğendi mi, alıştı mı ve takımla ilgili neler diyecek? What can you say about Samsun, about team? Samsun. It's very fun. It's my first time playing overseas and so far I've enjoyed everything about it. The team, the coaches have been very good. They know what they're doing, and the teammates too. They're all ready to go and excited to play together. So. Benim deniz aşırı ilk sezonum. Şu ana kadar her şey iyi. Gerek şehirle ilgili olsun, gerek takımla ilgili, koç ve takım arkadaşlarım her şey iyi diyor. İnşallah her şey iyi gider. O zaman ben de Türkçe'dim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Evet, kimi aldık şimdi hemen bakıyorum. Berkay kardeşimiz geldi Mert herhalde. Mert Ali Sert abi. Mert mi? Pardon, Mert Ali Sert. Basketbolu tam tanımıyoruz. Erol Çakır'ın da selam var. Erol Çakır. Öyle mi? Erol Çakır. Evet, şimdi Mert Ali Sert de bir kız. Şöyle söyleyeyim. Hoş geldin diyeyim ama yayınımıza canlı yayına. Merhaba. Biz şimdi Samsun Spor'la futbol takımıyla ilgili yan yayınlar yaptığımız için evet. Taraftarız olarak. Tabii ki sağ olsun kardeşimiz yardımcı oluyor biz orada. Gizli kahraman asıl orada. Neler diyeceksin? Takımla ilgili son gelişmelerle ilgili düşüncelerin ne? Öncelikle hafta sonki kupada takım arkadaşımız Berkcan'ın şanssız bir sakatlığı vardı.
Bunu oradan geçmiş olsun dilemek istiyorum. En kısa sürede daha sağlam bir şekilde aramıza katılacaktır. Hiç şüphemiz yok bu konuda. Samsun Spor Basketbol hakkında da ilk defa bu arada hayatıma Karadeniz'e çıkıyorum. Karadeniz şehrine geldim. Nerelerde oynamışsın? Daha önce bir Amerika tecrübem vardı. 4 yıl boyunca Amerika'da bulundum. Hem lise hem üniversite takımlarında. Daha sonra ligimizin de ekiplerinden Düzce Belediye'de 2 sene top oynadım. Bu sene de Samsun'dayım. Aslında baktığın zaman çok tecrübeli bir oyuncu olmasam da ligimizde 3. yılımı dolduracağım bu yılda beraber. Samsun Spor gerçekten başta futbol takımı olmak üzere işte yönetimimiz organizasyon olarak çok duyulmaya başlayan ve gerçekten de çok büyük bir camia. Bu camiada bulunduğum için çok mutluyum. Bu camianın bir parçası olduğum için, bu formayı terlettiğim için, özellikle de formanın anlamı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunmasından dolayı çok değerli olduğu için bu formayı terlettiğim ve bu formayı hiç oynadığım için çok şanslı hissediyorum ve çok gurur duyuyorum. Takımımız yeni bir takım, genç bir takım, tecrübeleri de bulunan oyunculardan bulunan bir takım. Çok çalışıp daha iyi yerlere gelmemiz gerektiğini biliyorum. Hazırlanma süremiz biraz hazırlık maçı bakımından az geçti. Federasyon Kupası ile beraber maç sayımızı kaç oluyor? 7 oluyor sanırım. 7 maç olarak yapmış bulunuyoruz. 7 maçta üstüne koya koya devam ediyoruz. Bu hafta ligimiz başlıyor. Evet. İnşallah daha da iyi olup Samsun'u, basketbol takımını hak ettiği yerlere getirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Evet, şöyle yapalım Selamet abi. Deminden beri bütün sporcu arkadaşlarımızı bize getiren bir kardeşiniz var burada. Kendini tanıtalım. İdari menajer olarak görev yapıyor. Açıkçası Samsun Spor basketbol takımının idari anlamında, bakın genel menajer, koçluk ve yönetik değil, diğer idari anlamda bir köprü diyorum açıkçası. Evet kardeşim, bizler seni tanıyoruz ama önce izleyenlerimiz de tanısın ve Samsun Spor'daki basketbol takımındaki görevinle ilgili de ve takımla ilgili de duygu düşeceğini alalım. Evet, ben Cengiz Han Yapar, Samsun Spor basketbol takımı idari menajeriyim. Benim birinci görevim federasyonla takım arasındaki bağ, yönetimle takım ve federasyon arasındaki bağ, bu işlemleri yürütüyorum. Biz de yeni bir oluşumuz inşallah. Bu sene yani bizim için çok önemli bir şey. Atatürk'le armayı biz göğsümüzde taşıyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşan bir takım kuracağız ve kurduk inşallah. Genel menajerimiz Emre Ekim bize önderlik yapıyor. Takımımızı kurdu İlker Hocam'la beraber. Çok güzel bir ortam yakaladık. Federasyon Kupası'nda güzel hazırlık maçlarımızı yaptık. Berkcan kardeşimiz bir sakatlıktan dolayı bizi üzdü ama inşallah o da en yakın zamanda aramıza katılacak. İnşallah Atatürk'le armayı en güzel şekilde temsil edeceğiz ve bu sene basketbol için Samsun'da tekrar bir yükseliş. Herkese iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bir Maç Arifesi programında daha sizlerle beraberiz sevgili futbol severler. Yarın yani 5. haftada Hillport Samsun Spor'umuz evinde İstanbul Spor'u konuk edecek. Ama bizler bunun öncesinde tabii ki yarın yine Samsun Spor basketbol takımımızın da ilk hafta karşılaşması var.
Bornova Belediyesi ile karşılaşacak. Onun hazırlıkları da Mustafa Dağıstanlı spor salonunda devam ederken bizler de davetli olduğumuz bir gün oradan aldığımız görüntü ve röportajların bir kısmını hemen sizlerle paylaştık. Birazdan yine röportajlarımızın diğer kısmını da sizlerle paylaşacağız sevgili izleyicilerimiz. Evet efendim, belki maçlara gidemiyoruz ama o güzel taraftar şovuyla, taraftar görüntüleriyle sizlere yine merhaba dedik, iyi akşamlar dedik. Yarın Yılport Samsunspor saat 13.30'da İstanbulspor'u, lider İstanbulspor'u ağırlayacak. Bakalım nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor. Yılport Samsunspor'da Nura Santinsizleri'nde hazırlıklarını devam ettirirken tabii ki Covid nedeniyle bazı futbolcular da yine izolasyon süreci devam ediyor. Onu da söyleyelim. Bakalım gelişmelerle beraber yine bir kez daha sizlerle beraberiz dedikten sonra Hüseyin Karataş, merhabalar, hoş evet. geldin. Merhabalar, hoş bulduk Selamet abi. Evet, bir taraftarın sesi maç arifesi programında da sizlerle olmanın gururunu, onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Şöyle ekrana da bakıyorum da Selamet abi maşallah bakanlıkta gibi böyle yani Cumhurbaşkanı baş danışmanı gibi. Ben de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaveri gibiyim bugün. Şimdi bu arada spor. Bu arada çok geçmiş olsun. Hüseyin Karataş şimdi yoldan geldi. Ankara'dan geldiğin için şimdi biraz uyalım kuralları. Ben hep böyleyim. Yani, tabii sen doğru evet sen. Evet öncelikle onu da söyleyeyim. Bugün çok kişi geçmiş olsun diye dinletti. Annemin rahatsızlığı için geçen hafta demiştim. Çok geçmiş olsun. Gece 1'de yola çıktık. Bugün Gamalef ışın tedavisini beynindeki tümörden dolayı. Tabii iyi huylu tümör çok şükür Allah'a. Ondan dolayı bir ışın tedavisi yaptık. Bir 3 saat kadar sürdü. Sonra bir 2-3 saatte dindirdiler. İşte akşam saat 3.30 gibi yola çıktık tekrar geri. Normalde sizin bir telefonla alacaktık bu akşam. Tabii 7.30 gibi falan Samsun'a geldik. Dedim Selamet abi, gerçi sen de aradın sağ olsun kaç kere aradın. Ondan sonra dedim Selamet abi geliyorum dedim. Buraya da geldik işte görev. Bir tarafta ana sevdası, bir tarafta Samsun Spor sevdası. Ne demiş Nuri Aslan? Bir sevdadır Samsun Spor. Boşuna dememiş demek ki. Kesinlikle. O yüzden bizleri çok güzel izleyen insanlar var, taraftarlarımız var. Çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Lütfen sayfalarınızda paylaşın. Bizler sizler için buradayız. Şöyle söyleyeyim. Yıldıray Beyhan, Yunus Erarslan, Oya Yavuz, Samsunlu hemşehrilerime selam olsun. Selam olsun, aleyküm selam diyelim. Bizlerden de sizlere merhaba. Selam olsun. Mürsel Altuntaş, Oya Yavuz yine diyor Samsun sporumuz gururumuzdur. Bir sevdadır Samsun'un memleketim demiş. Samsun spora Rabbimden güç kuvvet diliyorum demiş. Ümit Köknel, Erhan Gündüz haydi şampiyon demiş. Sadı Çelik İstanbul'dan selamlar. Tuncay Semizoğlu Rabbim başkanımıza başımıza nesik etmesin demiş. Hikmet Salihoğlu hayırlı yayınlar demiş. Oya Yavuz hanımefendi yine haydi Samsun'un başarılarını dilerim demiş. Ya Oya Hanım bayağı fanatiksiniz ha maşallah. Memleket fanatiği ve Samsunspor fanatiği. Vallahi bravo. Muhittin Çakır, Yücel Beker, Soner Göktürk. Geçmiş olsun Hüseyin abi. Teşekkür ederim. Sadi Çelik, Hüseyin abi öncelikle geçmiş olsun ve helal olsun. Gerçek Samsunlusunuz diye. Estağfurullah hep beraber. Teşekkür ederim. Eymen Hasan Saydam, bir engelli kardeşimiz. Vafra'dan çok geçmiş olsun diyor. Oya Hanım da diyor çok geçmiş olsun. Şifalar diliyorum teyzemize demiş. Evet kendisi bugün Facebook'ta da yazmıştı. Çok teşekkür ederim. Rasim gene hayırlı akşamlar diyor. Ali Kurnaz, Hava Güller, Sıra Karataş kızım merhaba. Muhittin Çakır geçmiş olsun diyor. Bizler de sizler için burada izliyoruz. Notlarımızı konuşacağız. Geçen hafta Bülent Akgün kardeşimden şu sigara ve muhteşem içecekler diyorlar yani bazıları. Bizim için içecekler tabii her insan için içecekler değişir ama bizim için su ve ayran daha güzel. Süt, ayran, kola gibi diyelim ama diğerleri de saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama bunların fiyatlarını sağ olsun verdi Bülent Akgün kardeşim. Hani o kombinelerle ilgili, formalarla ilgili şöyle pahalı, böyle pahalı diyen insanlar var. Gücü yetmeyene lafımız yok. Ama bir de buradan konuşacağız gücü yetmeyene var mı yok mu. Onu söyleyeceğiz diyorum. Evet Ramazan Ünsal Nijerya'dan Selamet abi. Sevgiler selamlar. Abdullah Bostepe hayırlı akşamlar diliyor. Bakalım Erdal Çakır hayırlı akşamlar diyor. Ümit Köknel Hüseyin geçmiş olsun diyor. Oya Yavuz hanımefendi dedi. Ne, aşığım Samsun'uma demiş. Vallahi ben de şunu söyleyeyim. Bizler de sizler gibi taraftarlara, bizler gibi ve sizler gibi memleket sevdalısı insanlara aşığız. İnsanları seviyoruz. İşte bu şekilde bütünleşirse konjüktür erkeğinden bayanına 7'den 77'ye bu şekilde perçinleşirse oluşursa Samsunspor'un sırtını kimse Allah'tan başka kimse sırtını nereye getiremez diyorum. Ve ben topu Yaşar Yılmaz, Yüksel Çelik, Ali Kurnaz dedikten sonra Selamet abi atıyorum. Teşekkür ederim Sayın. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz az önce söylediğimiz gibi görüntülere basket görüntüleriyle girmiştik ama birazdan devamını da verdikten sonra yine basketle ilgili de birkaç cümlemiz olacak sizler için.
Evet, 5. haftada Yılport Samsunspor yarın saat 13.30'da İstanbulspor'u ağırlıyor dedik. Bizler de 11.55'te maç öncesi yayınımızı sayfalarımızdan, stadyumdan her zaman olduğu gibi 1.5 saat öncesinden sizlerle paylaşacağız. Tabii dedikten sonra şimdi Yılport Samsunspor'da Covid'e takılan futbolcular vardı biliyorsunuz. Onların isimleri, listesi hepsi bizde var. Ve yine dün sosyal medyada şöyle bir haber de çıkmıştı. Ertuğrul Sağlam Hoca ile ilgili de pozitif gibi haberler yapıldı. Sonradan yalanlama yapıldı. Ardından dün yapılan Covid testinde hem Ertuğrul Hoca ve diğer futbolculara herhangi bir oyuncumuzda pozitif vakasına rastlanmadığı sevgili izleyiciler. Bu da sevindirici bizim açımızdan. Tabii eksiklerimiz var Hüseyin Karataş. Tabii eksiklerimiz canım. Olacak. Yarın tabii hemen sana dönüp soruyorum. Yarın Yılport Samsunspor böylesine zorlu bir karşılaşmaya. Bizim hemen bir puan önümüzde Altınordu ile aynı puana sahip, 9 puana sahip olan bir İstanbulspor var. İstanbulspor'da şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmanın ilk haftası mağlup olmuşlar Adana'ya. Adana deplasmanında 1-0. Ardından Altay'ı evinde 1-0 mağlup etmiş, 2-1 mağlup etmiş. Sonra Ümraniye deplasmanında 3-1 galip geliyor ve en son Royal Hastanesi Bandırma Spor'u 2-1 mağlup etti ve şimdi onlar da rakip Samsunspor diye geldiler Samsun'a. Nasıl bir kadro yapılanması olacak? Şimdi Selamet abi şöyle bazı mesajlar var, onlara da bakıyorum da çok güzel. Ahmet Cavuz İstanbul'dan sevgiler diyor. Ümit Uzun ben de geldim abi yayınlar diyor Selamet abi bize, onu da belirtelim hemen. Hoş geldiniz ve sayfalarınızı da paylaşıyorsunuz, bizi çok mutlu ediyorsunuz, onu da hemen belirtelim. Serkan Kurnaz demiş ki selamünaleyküm abilerim demiş, hayırlı yayınlar Afacan AVM ailesi olarak başarılar diliyoruz demiş. Evet, Afacan AVM abonoz grup bizlerin cuma Pazartesi akşamları akşam. Cuma akşamlarındaki maç arası programımızın şunu belirteyim, ana sponsoru sevgili Mehmet Akif Abonoz'a, babası sevgili Osman Abonoz'a ve abisi İsmail Abonoz'a sevgiler saygılar diliyoruz, hemen onu da belirtelim. Evet Selamet abi, şimdi diyorsun ki nasıl bir şey bizi tabii bekliyor? Şunu da söyleyelim, özür dilerim. Birazdan sevgili izleyiciler, her cuma olduğu gibi, maç arifesinde olduğu gibi birazdan telefon hattında sevgili Yücel Çolak hocamız olacak. Eski milli futbolcumuz, eski Samsunsporlu milli futbolcumuz analizleriyle, yorumlarıyla sizlerle olacak. Bizlerden ayrılmayın, onun kıymetli yorumlarını sizlerle paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Buyurun. Abi şimdi geçen hafta tabii milli maç arasından önceki oynamış olduğumuz kendi sahamızdaki müsabakada Yılport Samsunspor, kalede Nurullah Yalçın Kılınç, Rahman Buğra, Freddy Pluman, Tomane Veli Çetin, Gökhan Alsan, Kerem Can Akgüz, Caner Arıcı ve Guido Koçar 11 ile sahaya çıkmıştı. Yedeklerde kalede Ahmet Altın, Ercan Yazıcı, Muhsin yoldan geldim özür dilerim. Nadir Çiftçi, Kubilay Yavuz, Erhan Kartal ve Cedric Yamego. Yedeklerde de vardı. Tabii ki 26. dakikada sakatlanan Gökhan Alsan'ın yerine oyuna Kubilay Yavuz girmişti. Bunu da belirtelim. Tabii ki oyuncu değişiklikleri de vardı. Sırayla bunlar da yapılmıştı. Ama şimdi baktığımızda tabii ki Ertuğrul Sağlam hocamız şimdi Covid-19 testi bir yanda Selamet abi. Evet. Evet, geçen haftaki oyuncu değişikliğine bakalım şimdi. Buradan da oraya gireceğim. Oyundan çıkanlar 26. dakikada Gökhan Alsan, giren oyuncu 26. dakikada Kubilay Yavuz. 78'e Rahman Buğra çıkmış ve Oğuz Gürbulak çıkmış. Yerine giren oyuncular Ercan Yazıcı, Enes İslam İlkin, Muhsin Yıldırım. 57. dakikada Nadir oyundan çıkmış Selamet abi. Oyundan çıkmış, Nadir Çiftçi oyuna girmiş. Evet. Şimdi ve Ercan Yazıcı'ya bakıyoruz. 78'de oyuna girmiş Ercan Yazıcı. Guido Koçer'in yerine. Yanlış hatırlamıyorsak öyle bir oyuncu değişikliği var. Ama gelelim şuraya, şimdi Freddy Pluman korona testi var. Bir, Tomane sakat, en az 3-4 hafta üst adrede baldırda evet. Söyleniyor. Tomane, stoperde oynayan Veli Çetin korona pozitif etti 3. Gökhan Alsan, Selamet abi, korona pozitif etti 4 oyuncu değil mi şimdi burada? 4 oyuncunun 3'ü korona, bir tanesi Tomane. İdmanda sakatlanıyor. Herhalde şu çalışmasında mı? Tam bilemiyorum orayı ama öyle evet. Bir şey var. Ha ama gelelim şimdi bu tarafa. Bir de Ertuğrul Hoca'nın birinci yardımcısı Gökhan Hoca. Son pozitif çıktı korona testinde. Yani bu korona, şimdi biz kendimize diyorduk ama Akhisar değil mi herhalde? Hatay Spor'da, Akhisar'da.
Hatayspor'da 6 oyuncu, Akhisar'da 11 oyuncu yanılmıyorsam öyle bir şey var. Ya, eğer yanlış diyorsam düzeltebilirseniz buradan söyleriz. Abi şimdi Akhisar'da çıkması da gayet normal yani. Akhisar dediğin takımla sen geçen hafta kaynaştın. Bir hafta ondan da bir hafta önce sen kaynaştın burada. Ümraniye'de 11 futbolcu dediler. Bak, Ümraniye Samsun'la karşılaştı. Samsun patladı Samsun. Bu sefer. Patlaklar yani, nereden nereye geliyor burada şimdi? Demek tabii ki. Sırayla bekliyoruz takımlar herhalde. İnşallah bundan şimdi sonra olmaz Samsun'da, diyorum. Samsun'da şöyle bir şey var. Bir dakika. Mesela baktık. 8 tane futbolcu, bir tane yardımcı antrenör, 9 tane Covid'li oldu şu ana kadar. Evet. Seninle karşılaşacak takımlar da tedirgin oluyor ister istemez. Şimdi bizim karşılaşacağımız da tedirgin oluyor. Ama anlatayım şimdi biz de tedirgin oluyoruz. Biz zaten. De tedirgin oluyoruz. Diyoruz ki şimdi Ümraniye'den mi geldi? Şimdi diyoruz ki Akhisar'dan mı geldi? Onlar diyor ki ya Samsunspor'dan mı geldi? Bandırma'dan mı geldi? Bak şimdi o da geliyor bu tarafa. Evet. Ya çok farklı çıkıyor. Tamam diğer taraflarda çıkmıyor ama o yüzden dolayı bunlar çok önemli ama şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Samsunspor iyi futbol oynamıyor Selami. Tabii hafta içinde Ertuğrul Sağlam hocamızın yapmış olduğu basın açıklamasının üzerine buradan fazla gitmeye gerek yok. Ama iyi analiz edildiği zaman Ertuğrul hocanın aslında ne demek istediğini, ne yapmaya çalışmak istediğini herkes çok iyi şekilde anladı. Evet. Ya, anlayan anladı. Ben bunu açık net olarak söylüyorum. Biz Ertuğrul Sağlam hocaya başta şöyle söylüyoruz. Yüksel Yıldırım başkanımız hangi hocamızın ve teknik ekibimizin ya da futbolcu ordusunun arkasındayım, yanındayım, sağındayım, solundayım, önündeyim, onlarla beraberim diyorsa bizler de bu yolda diyorsa ve bu yolda yürüyeceğim, onlarla şampiyon olacağım diyorsa bizler de aynı şekilde bu kadar değil, bu kadar değil, daha çok kenetleyip kucaklıyoruz. Ama eleştirinde yapacaksın. Şimdi oraya geleceğim ama tabii ki şimdi bunlar yapılıyor dedi. Şimdi bir görünen köyde kılavuz istemez. Samsun, Yılpor, Samsun Spor'u söylüyoruz. Yılpor, Samsun Spor'u ben niye benzettim biliyor musunuz? Şimdi bakalım. Eğer yanılıyorsam deyin ki yanılıyorsun. Doğru söylüyorsam doğru söylüyorsun desin herkes abi. Türk milli takımına benzettim. Amili futbol takımımıza. İlk yarı hiçbir maçta sahada yokuz. İkinci maçta sahayı dar ediyoruz. Ama şimdi bir de şurası var. Neden ilk yarıda hem milli takım, amili takım hem de Yılpor, Samsun Spor takımı ikinci yarıda sahaya sürdüğü futbolu, oyun kurgusunu, rakibe baskı yapmayı, futbolun gerektiği her şeyi futbolun... Ama Akhisar maçıyla ilgili aynı şeyi ben söyleyemem mesela. Akhisar maçın tamam ikinci yarısında iyi olsan da son bölümlerinde futbolcuların ne kadar çok zorlandığını... Döküldük son 15-20 dakikada. 15 dakikada yerden kalkamadık. Evet o da var. Sen bitir o konuyla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. O da var abi. Ben şunu demek istiyorum. Neden yayamıyoruz peki? İkinci yarıya bunu neden yayamıyoruz? Neden bunu? Bunu herhalde bunu yapacak olan bizler değiliz. Bu ilk yarıdaki kötü futbolun iyiye dönmesini de, ikinci yarıdaki iyi futbolun da ilk yarıda sergilenmesinde uygulatacak ve uygulayacak olan, düşünecek ki ya uyguluyor da, uygulatmaya da çalışıyor, düşünüyor da. Yardımcı hocalarla ve analizcilerle birlikte sayın evet. Hocamız Ertuğrul Sağlam'dır, başkası değildir. Ama şu da bir gerçek ki, futbol hep yana oynanmıyor Selamet abi. Bak hep yana oynanmıyor. Neden diyeceksin şimdi bunu? Mesela şimdi şurada ben geçenlerde okurken gördüm. Şuraya da aldım notumu Selamet abi. Hemen oraya okumak istiyorum. İtalya'da bir takım var. Evet, Atalanta. Herkes bunu konuşuyor. Atalanta'da bir takım var. Açık network şunu belirtmek istiyorum. Atalanta geçen sezon Serie A'da 38 maçta 98 gol atmış. Bu sezon Serie A'da 3 maçta 13 gol atmış ve 9 puanla lider durumda bulunuyor. Tabii şu anda nasıl bilmiyorum. Geçen haftadan bahsediyorum. Evet. Atalanta'nın başarılı teknik direktörü bu başarıyı şuna bağlıyor. Diyor ki, soruyorlar Gasperini'ye. Gasperini'nin cevabı aynen bu. Yan pas ve geri pas midemi bozan bir sistem ve bu sistemden uzağım. Evet, futbol dikine oynanır. Futbol, dikkat edin futbolda şöyle bir şey söyleyeyim Selamet abi. Hani şimdi büyük sahalarda 9'a 9 halı sahaya çevirirler ya. İşte o zaman yan oynanır. Çünkü dar alanda oynanır. Orta sahaya geçmez kimse. Ama ne olur? Orada da dikini oynuyorsun aslında. Sadece taç çizgisine bir kale, öbür tarafa bir kale kuruyorsun. Ama yine dikini oynuyorsun. Şimdi burada diyor ki tek İtalyan adam, İtalyan futbol adamı, yan pas ve geri pas midemi bozan bir sistem ve bu sistemden uzağım. İnsanlar stada sizin sıkıcı ve sadece savunma futbolunu izlemek için gelmiyor. Korkaklara bu oyun içinde yer yok. Şimdi Yılpor Samsun'un da öyle bir kulüp başkanı var ki, Yüksel Başkan, abi gemici adam, gemici.
Hani biz diyoruz ya limanlar efendisi, adam gemici abi. Abi vira bismillah diyor. O ben tabii hiç gemiye binmedim de o dalgalar görüyoruz böyle gemi bir alıyor bir kaldırıyor. Ben diyor adam ne dalgaların üstünden geçtim. Önce Allah sonra da tabii ki biz kendi gücümüz, kuvvetimiz, cesaretimiz, bilgimiz, birikimimiz diyor. Yani dalgaları yara yara limanların efendisi olmuş ve geçen hafta da okudum. Basında takip ettim. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama doğruluk payı yüksektir. İsrail limanının bile %50'sine ortak oluyor şimdi. Ya bu ne demek? Demek ki dikine yara yara gideceksin ama akıllı gideceksin. Yara yara değil mi? Derken arkaya da boşaltmayacaksın. Ama şimdi tabii her hocanın da bir sistemi var. Yani şimdi bugün Ertuğrul Hoca'nın bir sistemi var. Şimdi Hüseyin Kalpar diyoruz. Hüseyin Kalpar'ın bir sistemi var. Yani sağlamcı adam mesela 1-0'dan sonra top çeviren bir yapıya sahip. Bazı hocaların bazı özelliklerini aşamıyorsun Hüseyin Karataş. Yani böyle de bir şey var. Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Gerçi bizi şampiyon yapsınlar da. Yo biz bak şimdi. Biz dikine mi gidiyor? Yana mı gidiyor? Bak, nereye giderse gitsinler abi, sistem olarak. Ama şu da bir gerçek. Çok geride oynuyoruz. Çok yana oynuyoruz. Rakip bir sefer bakıyor ne diyor biliyor musun? Abi bu mu ya Yılport Samsun Spor diyor. Zor maç alıyoruz ya. Bak biz bunları söylemek zorundayız. Evet. Kötülemiyoruz. Gördüklerimizi şimdi, aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi geride kalan haftalara baktığımızda Hüseyin şöyle söyleyelim. Altay maçında takımı çok beğenmediler. Beğenmedi kimse yani göz oyun zevki olarak. Evet. Ama ne dedik? Rakipten bir puanla dönmek deplasmandan çok iyidir dedi. Sonuca doğru, bakarız dedik. Doğru. Baktık. Sonra geldiğimizde Ümraniye ile yaptığımız karşılaşmada inanılmaz bir göz zevkimizi keyifle izlediğimiz göz zevkine uygun bir müsabaka oldu. Herkesin öve bitiremediği bir karşılaşma oldu. Ümraniye karşılaşması. Doğru mu? Doğru abi. Evet. İyi de bir skor aldık ve mağlup ettik. Ardından Bandırma'ya gittik. Bak Bandırma'daki oynadığımız müsabakada bu sefer çok eleştiri almaya başladı. Yürümeyen bir takım, koşmayan bir takım, biraz hani canından bezmiş gibi sahada fazla yürüyemeyen bir takım. Ardından geliyorsun iç sahada oynadığımız, kiminle oynadık yani son? Akhisar'la oynadık. Aynen. Akhisar'ı 1-0 mağlup etmemize rağmen, bakın şurayı iyi dinleyin, 1-0 mağlup etmemize rağmen oyunun son bölümlerinde gerçekten dökülen bir Samsunspor ve bitiş düdüğüyle birlikte yere yıkılıp kalkamayan bazı futbolcular. Bak mesela orada Veliler falan da vardı o ekibin içerisinde. Şimdi kafamızda şu da var. Acaba bu Covid belirtileri Akhisar maçıyla birlikte zaten vardı da bu çocuklarda. Covid nedeniyle mi biz gerçekten o istediğimiz tempoyu tutturamadık mesela bir Akhisar maçında? Şimdi abi. Bu da önemli. Onu sana tekrar döneceğim. Tabii. Fakat şimdi ben burada bir de bu Covid süreciyle alakalı ve milli maç sürecinde gerçekten biz bu süreyi iyi yönetebildik mi kulüp olarak? Bu da çok önemli. Şimdi milli maç arasında biz bu arayı normalde fırsata çevirmemiz lazım. Tabii ki. Senin için tesislerde çalışmak ya da izolasyon konusunda daha iyi korunmak adına böyle yapmamız gerekirken bizim futbolcularımıza izin verildi. Bazıları yurt dışına ülkelerine gitti, bazıları Ankara'sına gitti, bilmem neresine gitti. Geldiler. Aynen. Sonrasında bakıyorsun yine işte 3 tane de Covid'li futbolcumuz var. Gel buradan yak şimdi. Anlatabildim mi? Yani sıkıntı büyük. Biz bu süreci gerçekten sanki yönetemedik gibi geliyor Hüseyin Karataş. Yani milli maç araları eskiden milli maç arasında futbolculara izin verilirdi ama eskisi gibi düşünülmemeli şimdi. Eskisi gibi herkes sağlıklı değil. Artık herkes maske ağzında boşuna gezmiyor. Yani bu sürecin bir anlamı var. Şimdi benim bir sözüm de futbolcu arkadaşlara. Oyuncularımıza gelince bazı durumlarda ilk fırsatta biz profesyoneliz kardeşim diyen futbolcu arkadaşlar. Eğer futbolculukta nasıl profesyonel olduğunuzu iddia ediyorsanız sosyal yaşantınızda da sosyal hayatınızda da bu konuyla ilgili daha dikkat etmelisiniz. Bu konuyla ilgili de biraz profesyonel olmalısınız. Kusura bakmayın. Aynen. Yani senin tesis çalışanlarında Covid yok mesela ama evet, futbolcularda olması bu çok düşündürücü. İnşallah tez zamanda bunu atlatacağız. Birlikte hep beraber mücadele edeceğiz. Biz sonuçta şampiyon adaylarından birisi biziz. Tabii şu da var, çok sayıda oyuncumuz Covid sürecinden geçti ama pozitif vakaları yendiler, izolasyon sürecini geçtik ama tekrar bazı futbolcuların yakalanabilir durumları da var. Ne şimdi olacağımızı bilmiyoruz. Oyunculardan öte. Bir de çok özür dilerim, şunu da söyleyeyim ondan sonra topu sana atacağım. Söyle. İşte Savicevic mesela izolasyonu son buldu ama bir travma içerisinde olduğu
duyduk. Böyle bir duyum aldım ben. Yani bu süreci de ne zaman atlatır? Samsunspor'a nasıl bir katkısı olur? Daha sonrasında bunlar da hep kocaman birer soru işareti. Şimdi Selamet abi, korona, COVID-19 sadece futbolcuları etkilemiyor. Evet. Tüm dünyayı etkiliyor. Ben futbolcu derken bizden değil, genel sektör, futbol sektöründen bahsettim. Ama şurada şu var, senin dediğine katılıyorum. Abi sen futbolcusun veya sen basketçisin, profesyonel oynuyorsun, yüksek paraları oynuyorsun, evet, şampiyonlu oynuyorsun, güzel birlikte oynuyorsan o zaman bir şey söyleyeyim mi? Eve kendini kilitleyeceksin ya da tesis odana kilitleyeceksin gerekirse. Şu günleri öyle geçireceksin. Bak şu günleri öyle geçireceksin abi. Ama şimdi mesela biz ne yaptık? Dördüncü gün herhalde perşembe günü akşama kadar izin verdik. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ertuğrul Hocam'a açıkça burada katılmıyorum ama kararına saygı diyorum. Tabii ben de kararına saygı diyorum ama ben de yani katılmadığımı belirterek eleştirimi yapmak zorundayım. Ama şunu yapmalıydı şimdi. He, onlara izin verdi de mi korona çıkmadı? Asla öyle bir şey yok veya çıktı. Ama şu var. Tedbir al, takdir Allah'a bırak. Tabii ki. Sen tedbir al. Senin dediğine çok iyi katılıyorum. Futbolcu arabasıyla gider, arabasıyla gelir, duşunu alır, temizliğini alır, her şey 10 numara, 5 yıldızdır. Ya inanılmaz. Tabii benden çok imkanları var arkadaşlarımızın. Tabii imkanlar sağlanıyordu. Yani bunu... Tabii ki sağlanmak da zorunda. Hele evet, hele şimdiki Samsunspor'da, Yüksel Yıldırım Başkan'ın olanaklarının olduğu bir Samsunspor'dan bahsediyorsak, bugün neredeyse yok olma, bankalarla 2 ya da 7 yıl arasında bir anlaşmaya kadar giden bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor baktığı zaman 5 milyar, 3 milyar, 2,5 milyardan bahsediyoruz. Borcu olan takımların karşısında. Yılport Samsunspor'da inanılmaz işler yapılıyor. Bakın güzel işler yapılıyor. Herkes bunları anlatıyor. O zaman güzel işler yapılıyorsa camia da senden güzel şeyler bekliyorsa ki şampiyonluk. Sen uzun lafın kısası, sözün özü, kendine çok dikkat edeceksin. Dikkat etmek zorundasın abi. Bunu ben açık net olarak söylüyorum. Ha, ama tabii ki dikkat etmekten öte şöyle de bir şey var şimdi. Çevre olarak ne kadar dikkat ediyoruz buna? Futbolcu dikkat ediyordur ama karşıdaki dikkat etmiyor. Bilemiyorsun. Yani o yüzden dolayı hep beraber el ele bunun üstesinden geleceğiz. Tabii ki. Yani sadece futbolcuya veya teknik adama dayanıklı değil. Dışarıdan onlara yaklaşan kişiler olarak da ve onların toplum bulunduğu yerlerdeki insanlara da seslenelim. Herkes birbirine sahip çıksın, dikkat etsin. Ha, yarın bende de çıkmayacağını bilemezsin ki. Ve öbür tarafta. O da bir başka bir şey. Ama dediğim gibi bizi zor günler bekliyor, zor maçlar bekliyor, zorlu bir süreç bekliyor. O yüzden dolayı biz Yılport Samsunspor'a ilgili alınacak her türlü karara saygı duyacağız. Atılacak her türlü adıma saygı duyacağız. Futbolcu kardeşlerimiz bizim için altındır. Hatta altının da üstüdür. Var mı bilmiyorum altının da üstü ama pırlanta gibi mücevherdir onlar bizim için. Ertuğrul hocamız da öyledir. Ama çünkü bizi sevindiren de onlar. Evet tabii ki. Onlar. Ya biz ya zaten bunları sizlerin performansı arkadaşlar. Selamet abi biz bunları konuşurken burada abi çene patlatırken böyle şey yaparken ya takım kötü, kimse takımının kötü olmasını istemez. Burada en çok üzülen bizler taraftarız öncelikle. Taraftardır, camiadır. Evet. En çok üzülen deplasmanda böyle başının bile sığıp geçmediği o inanılmaz statları gördükten sonra ben buranın değerini bile daha çok arar oldum. Çıkmaya çalıştığımız, bir üste çıkmaya çalıştığımız SFF 1. Ligi'ni arar oldum. Selahat abi mesajlara bir bakayım. Mücahit Genç, Barış Acar, Ramazan Suna. Ben gördüm. Sıkıntı yok. Kızım, sıkıntı yok. Ama tek bir şey söyleyeceğim. Şaban Lafçı. Birazdan Yücel Hoca'yı da bağlayalım. Tabii, hemen ben onu, tamam ben onu çoktan gördüm. Ali Alper Kemal Yasin Sağlam diyor ki La Hüseyin Karataş bir sus, senden yorumcu falan olmaz. Ben zaten yorumcu değilim ki. Hüseyin. Benim mesleğim yorumculuk değil ki. Benim mesleğim yorumcu olsa haftanın 5 günü ulusalda veya farklı yerlerde her gün çıkar ayrı ayrı yorumlar yaparız. Bizim görevimiz ne biliyor musunuz? Bizim görevimiz Yılport Samsunspor'umuzla birlikte burada gördüğümüzü anlatabilmek. Bakın açıklama yorum... yapmak zorunda mısın? Yok yapayım da bilsin ki. Biz ona karşı. O biliyor zaten ki. Yani şöyle diyorum. Sen istediğini aldın, tebrik ederim. Bak şimdi seni herkes tanıdı. Ama şunu söyleyeyim. Layımayı sil istersen, silmezsen artık senin edebine, terbiyene kalmış. Ben kızmam ama... Ya şimdi... millet cevabını veriyor zaten. Şey, veriyor, veriyor. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Evet. Selamet abi geçen akşam evinde bir sayfa açtın. Yo pardon, evinde diyorum. Şeylere bağlandın. Program yaptın. Fehmi abinin. Samsun 55 TV Bursa'dan. Zafer ve Mustafa Yazar. Orada Selamet abi bir şey anlattı. Sivas'ta sabahın 5'indeki olayı anlattı. Ha. Biz beraberdik ya her yerde. Şunu söyleyeyim. Bakın kimisi
Eray şuraya bakar mısın? Kimisi evladını, çocuğunu sabahın 5'inde telefon geliyor öyle. Ben dün gece saat 1'de Ankara'ya yola çıktım. Saat 7.30'da eve geldim. Annemi eve bıraktım. Programa geldim. Bakın sadece şunu söylüyorum. Saygılı olun. Edepli olun. Kendinize edep yahu dedik. Hayır, sayfada kalmak zorunda değil kimse. Biz kimseyi zorlan tutmuyoruz. Sadece sayfada kalan arkadaşlara zaman zaman paylaşımları için rica ediyoruz. Çünkü biz dedik ya, hani gücümüzü Rabbimizden alırız, sonra sizlerden alırız. İyi ki varsınız. Ama art niyet taşıyan insanlar kesinlikle sayfalarda kalmanıza gerek yok. Ama yani ben... Samsun'da spor programından bol bir şey yok. İstediğiniz yeri izleyebilirsiniz. Buna da saygı duyarız. İzleyeceksiniz de tabii ki. Hatta hepsini izleyin bence. Ama onun ben şunu için, söyleyeceğim. Sen söyle abi. Onun için saygısızlığa gerek yok. Saygısızlığı yapan herkes kendini gösteriyor. Sen Oya Yavuz şey hanımefendiyi tanımıyorum. Etmiyorum, sayfada var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok böyle edepli güzel şeyler yazmış ama arkadaşlar, davamızla sevdamızla Samsun Spor'sa, bakın yarın İstanbul Spor lideri yeneceğiz. Bakın lideri yeneceğiz, emin olun belki de lider olacağız. Yeneceğiz zaten. Evet, inşallah. O varken ya ondan sonra saat 17'de inşallah o moral, üstün moralimizle, pozitifliğimizle saat 17'deki Bornova Belediyespor'la oynayacağımız Mustafa Dağıstan'ın spor salonundaki program başında da ilk görüntüyü verdik. Samspor basketbol takımında maçı varken biz bunları düşünürüz, güzellikleri yapmaya çalışalım. Fakat şurada şunu söyleyeceğim. Bir hanımefendinin yaptığın orada dünya kadar erkek arkadaşlar izliyorsunuz. Bir kişisi orada gereken cevabı vermemişsiniz. Burada da üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Var, veren arkadaşlar var. Tuncay Semizoğlu falan güzel cevap vermişler. Yok, ve bak ne diyorum. Vereniz yani, helal olsun diyorum. Bak bizim için değil. Davanıza sahip çıkın. Haksızlık varsa savunun demek davanıza istiyor. Davanıza sahip yani. Çıkın. Aynen. Eğer ki biz yerden yere vurmamız gerekiyorsa bizi halı gibi de sirkeleyin. Sorun değil. Ama belden aşağı edepsizlik yapmayın yeter. Buyur Selamet abi. Sevgili seyircilerimiz, sevgili Yücel abiyi bağlayalım şimdi. Sevgili Eray hazırlayalım. Eski Samsun Spor'da milli futbolcularımızdan Yücel Çolak'ı analizleri için ve yorumları için şimdi sizlerle buluşturacağız. Onun kıymetli yorumlarını alacağız sevgili izleyiciler. Ben şimdi kim yerine oynayacak onu söylemedim. Bakalım evet, Yücel abi neler diyecek. Mikrofonlarımız Ankara'da sevgili Yücel Çolak. Merhabalar efendim, iyi akşamlar Yücel abi. Kardeşlerim hayırlı akşamlar diliyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler. Bizi dinleyenlere, izleyenlere de saygılar, hürmetler diliyorum. Ben Hüseyin'e katkıda bulunmak istiyorum. Önce Hüseyin kardeşimizin annesine geçmiş olsunlarımı iletiyorum buradan. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Aradı, yolda da aradı Yücel abi. Seni destekleyecek şeyler söyleyeceğim. Sen çok güzel bir yorumcusun kardeşim. Nebemi söyleyeceğim. Bu ülkede eğer müzisyenler, bu ülkede eğer çok farklı platformlarda iş yapıp futbolu yorumluyorsa hakeza sen her türlü yorumcusun kardeşim. Yorumlayabilirsin bu güzel oyunu. Bu güzel oyunun en güzel tarafı bu. 7'den 77'ye herkesin yorum hakkı vardır. Sadece beğenip beğenmeme hakkı vardır. Orada bir parantez daha açarım. Tabii ki biz ben Türkiye'de bu ilk analizleri yapan insan olarak ben o kardeşimize şunu söylerim. O parametreleri ona anlattığımda o parametrelerden 5 dakika sonra uzaklaşır. Aa der kalır. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Selametle birlikte. O yüzden lütfen bunlar senin moralini bozmasın. Sen kendini yorumcu olarak da tarif etmeye devam et. Çünkü yine söylediğim bu güzel bir oyun. Mahalle arasında bile iki taş koyulup bir topla oynanabilen bir oyun. Çok keyif aldığımız bir oyun. Ve zaten bu oyunun güzel tarafı bu. Herkes tarafından yorumlanabilmesi, herkes tarafından iyi ya da kötünün ne olduğu bilinmesi sevgili kardeşim. Teşekkür ederim abi. Beğenir ya da beğenmez. O da onların sorunu. Orada da Selamet çok güzel bir şey söyledi. Başka kanal var, zaptlar. Başka yer var, oraya döner. O yüzden hiç moral bozmaya gerek yok. Bence yıllardır bu işi çok güzel yapıyorsunuz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hiç moral bozmaya gerek yok. Söylediklerinizi tekrar destekleyecek bir şey söyleyeyim. Futbolcu kardeşlerimize söylediklerimiz, onlara %100 katılıyorum, altına imza atarım. Tekrar söylüyoruz, bunu açıklamakta yarar var. Amatör ne, profesyonel ne, burada açıklamak istiyorum. Hepimizin duyduğu kelimeler. Amatör kazandığı para, ailesini geçindiremeyen, yaptığı iş, gönül işiyle yapılan olaydır. Profesyonel aldığı para hem kendini hem de ailesini geçindirebilen ve birçok şey elde edilebildiği işi yapan insanlara denir. O yüzden bu kardeşlerimiz halkın önünde popüler bir iş yapıyorlar. Sonuçları iyi de iyi olunca sevilecekler, kötü olunca maalesef eleştirilecekler. Buna da herkes katlanacak. Çünkü bugün insanlar asgari ücretle geçinirken onlar
insanların binemediği arabalara, binemediği, yaşayamadığı evlere sahipler. Mourinho'nun bir sözü var. Kesinlikle sizin öyle bir hakkınız yok. Çalışamadım, yoruldum. Yok efendim şuna mı ağrıyor? Kusura bakma. Arkadaki formayı alır, devam eder. Bu oyunun güzel tarafları bunlar. Tekrar hızlı girdim. Biraz kusura bakmayın. Çünkü heyecanlandım. Eyvallah. Eyvallah abi, hoş geldin tekrar yayınımıza. Teşekkür ederim. Tabii senin yorumların futbol konusunda olsun, ne konusunda olursa olsun senin yorumların gerçekten çok kıymetli. İnsan var ya, ben şu an telefon ucundasın diye demiyorum. Yücel Çolak'ı insanın dinledikçe dinleyesi geliyor. Hoş, Allah razı olsun. Sizin güzelliğiniz. Biz işimize bakalım. Eyvallah. Biz sevdamıza bakalım. Şimdi çok güzel tablo var önümüzde. Bu tablo dünyanın kullandığı bir ismini veremiyorum. Analiz programından alınan. Evet. Çok basit. Burada kırmızılarla belirlediklerim var. Gördüğünüz gibi rakibimiz İstanbulspor. İstanbulspor şu anda birinci sırada. Zaten İstanbulspor'un şu andaki konumu birinci sırada olmasıyla bize ne olduğunu anlatıyor. Evet. İstanbulspor Bandırmaspor maçını değerlendirdiğimizde bakın burada kırmızıyı almışım. Şut çekilmiş 11 tane ya 5 tanesi hedefi bulmuş. İstanbulspor'un orada önde. Bandırmaspor 10 tane 5 tane. Yine aşağıda kornerler var. Her iki takımın kornerleri, hücumları 3'e 3 birebir aynılar. Yani her iki takım da bu maçta birbirine yakın denk kuvvetlerle oynamışlar. Top hakimiyeti hemen sağ tarafta göreceksiniz. İstanbulspor'un 54-154, Bandırma Spor'un %46. Aynı yerinde olduğu. Bir öncekine gelirsek, Bir öncekine gel kardeşim görüntü. Bir öncekine gelirsek. Sağ ol kardeşim. Yani aslında bizim söyleyeceğimiz şey burada İstanbulspor maçında İstanbulspor Bandırma Spor'la oynadığı oyunda etkili bir oyunu ortaya çok fazla koyamadı. Diğer takımında kaliteli işleri vardı Bandırma Spor'un. Hele ki Pote yakaladığı pozisyonu atsaydı oyunun seyri değişecekti. Evet, bu kablo doğrusu bu. Dediğim gibi birçok konuda da bu maçta Bandırma Spor serbest vuruşlarda daha fazla gördüğünüz gibi o 3'e 3'ün altında hemen İstanbul Spor 2 serbest vuruş kullanmış, Bandırma 3. Birçok konuda Bandırma hem yakın hem de çok az geride. Bu sayfadan şöyle dönelim birlikte. Puan durumuna bir bakalım birlikte. Puan durumuna geçelim kardeşim. Evet, puan durumunu istiyorum. Bakın, puan durumuna bir gelirsek sevgili kardeşlerim. İstanbul Spor'un galibiyeti 3, mağlubiyeti 1, attığı 7, 7'yi 4. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Attığından yarısından bir fazla da yemiş. Yani bu takım gol atabiliyor. Aynı zamanda bu takım gol yiyebiliyor. Evet. Yani zaten benim yaptığım analizde gördüğüm en önemli bölüm bu takımın en etkili bölümü orta saha ve forvet attı. Defans bölümü bakın attığının yarısından fazlasını yemiş. Burada bütün yüklü orta sahada ve forvette. Eğer bu rakama zaten ulaşmasalar sıkıntılılar. Bize geldiğimizde bir ne yapmışız? İki galibiyetimiz, iki beraberliğimiz ve attığımız 6, yediğimiz 2. Bakın biz yeme konusunda, gol yeme konusunda daha kaliteli işler yapıyoruz defansif anlamda. Hücumsal anlamda bir gol fazlaları var bizden. Yani biz denk bir takımla oynuyoruz. Bence tam bizim dişimize göre bir rakip. Evet. Samsun Spor olarak kendimizi en iyi bu maçta analiz edebileceğimizi düşünüyoruz. Ama en büyük sıkıntı korona. Arkadaşlar korona bu sene kimin şampiyon olacağını, kimin bu ligi göğüsleyeceğini en yakın belirleyecek etken. Ne diyebiliriz buna? Etken diyebiliriz. Evet. Şimdi kadroya bir bakalım. Kadroya bir gelelim. Eğer kadroyu alırsak. Eray, kadroya gel kardeşim. Evet. Kadroya gelelim. Tamam. Bizler iş olarak kalede Muhammed Alper'le başlıyorlar. Sağ bekte Etoga. Merkez stoperler Mehmet Wellington. Sol tarafta Ali Yaşar oynuyor. Tam önlerinde Onur oynuyor. Takım kaptanı. Eğer tekrar kadromuz gelirse. Şu an ekranda abi. Ama. Siz devam edin. Tamam. Şimdi geliyor. Onur. 4-1-4-1 gibi oynuyorlar. Buna 4-2-3 de diyebiliyoruz. Hemen
Onur'un önünde bir dörtlü var. En sağ tarafta Levent Ayçiçek var. Yanında Elkan. Onun yanında Roko. Onun yanında Abazayaj var. Abazayaj ile Roko ikisi Arnavut futbolcu. Bu iki Arnavut futbolcu iyi işler yapıyor. Ön tarafta da Diouf oynuyor. Bakın arkadaşlar, bu takımın en etkili oyuncuları yuvarlaklar. Bu maçta kaleci Alper müthiş oynadı. Kurtarışlarıyla 3 puanın en önemli ismiydi. Takımın 1 puanı bundaydı. Alper'deydi. Cepheden şutlarda çok kaliteli işler yaptı. Cepheden iyi. Yalnız yan toplarda o kadar etkili değil. Benim özellikle söyleyebileceğim bir Samsunspor olarak Etoko, Mehmet, Wellington, Ali Yaşar dörtlüsü ağır. Hamleleri zayıf. Aralara ve arkalarına atılan topları iyi kullanırsa, tabii o gün bilemiyorum, yarın kim çıkacak, kadro nasıl olacak, Tomane gibi bir golcümüz eksik. Evet. Yani bunlar hep bizde negatif şeyler. Bunlar hep istenmeyen şeyler. Bizim en fazla, yani ben bu takım gol yiyor. Biz bu takıma gol atabiliriz. Ama kreatif oyuncuları var. Kim var? Onur, takım kaptanı. Bu maçta ne yaptı? Takımını aldı, gemisini aldı kaptan. Son bölümde bataklıktan kurtardı, golünü atarak skoru ve 3 puanı getirdi takımına. Evet. Onur oyun içlerinde oynuyor. Hem hücumda var, hem defansta var. Aynı zamanda iletişimi, pas bağlantılarını çok kaliteli yapıyor. Onlara çok dikkat etmemiz lazım yine bu maçta. Eslem isim olarak biraz enteresan ama biz hepimiz çok iyi tanıyoruz Eslem'in oyununu. Hepimiz aşinayız bu ligin iyi oyuncularından. O da bu oyunu 2 yılında oynuyor. Kaliteli bir oyuncu. Eslem'e eğer izin verirsek şut çekiyor. Aynı şekilde Levent şut çekiyor. Aynı şekilde Roko çok etkili olarak yapmadım. Ben yuvarlak için almadım ama bu Arnavut oyuncu da iyi. Bu da dribblingleriyle iyi. Ve Abazaya sol tarafta oynayan ki etkili oyuncu gol attı geçen hafta. Evet. En çok dikkat edeceğimiz taraf zaten solu kullanıyorlar ağırlıklı olarak. Ve bu 2, 4, 6 tane oyuncu takımın hala skoru değiştiremeyecek oyuncular. Yani çok etkililer. Önce Diouf çok etkili. Hem sırtı dönüp oynayabiliyor, hem arkadaşlarına pasörlük yapabiliyor, hem de rakip arkası ve arasında koşular yapabiliyor. Biz ne yapacağız? Biz Samsunspor olarak çok daha ciddi bir sınava çıkıyoruz. Ha, bunlar önde basmıyorlar. Birazdan çekinerek oynuyorlar. Ama dediğim gibi sanki böyle daha içeriden kontrollü, daha içeriden bir hamleyle, yani bazen oyuncular karar verir arkadaşlar. Teknik adamları anlatır. Oyuncu topluluğu karar verir. Öne evet. Daha bastık, biraz daha öne gittik diye ama bu takım önde basmıyor. Samsunspor maçında da orta sahaya kadar çekilip ondan sonra hamlelerini yapacaklar. Fatih Hoca'nın böyle bir anlayışı var. Benim gördüğüm en önemli etkili ayaklar bunlar. Biz bu ayakları oynatmazsak, çünkü bizim defans kurgumuz çok iyi. Takım halinde çok kaliteli defans da yapabiliyoruz. Ertuğrul Hoca bu konuda zaten bu disiplini vermiş. Ama tekrar söylüyorum. Bakın bu oyuncular kreatif. Hani Ertuğrul Hoca dedi ya, ekmek kadayıfı kaymaklı olunca çok kaliteli oluyor. Burada çok ekmek kadayıfı kaymaklı oyuncular var. Evet. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Sadece ekmek kadayıfı kaymaksız olursa olmuyor. Takım disiplini okey. Takım disiplinini savunmayı yaptırabiliriz ama hücumu ve golü attıramayız arkadaşlar. Onlar kreatif oyuncular istiyorlar. O yüzden daha kaliteli oyuncu istiyor. Çünkü Ertuğrul Hoca da kendisi de kreatif oyuncuydu. O da gol yapıyordu. Yani bunların çıkması lazım. Böyle oyuncuların çıkması lazım. İnşallah hastalıktan oyuncu kardeşlerimiz çıkar da bu maçta gol ayaklarımız daha fazlalaşır. İnşallah. Ve benim beklentim bu. Ciddi bir maç olacak. Ciddi bir karşılaşma olacak. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum. Sizlerin sormak istediği bir şey varsa benim yanıtlayacağım. Lütfen. Evet. Evet Yücel abi çok teşekkür ederim. Şimdi geçen haftaki kadrodan baktığımız zaman Samsunspor'da, Yılport Samsunspor'da Freddy Pluman olmayacak, Veli Çetin olmayacak, Gökhan Alsan olmayacak. Bunların üçü korona, Covid-19 pozitif çıktığından Tomane sakat, en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Acaba Kubilay ve Oğuz 11'de başlayabilir mi? Şimdi bu
futbolcular mesela Gökhan Alsan'ın, Tomane'nin ve Freddy Pluma'nın olmadığı bir maçta Oğuz ve Kubilay 11'de başlayabilir mi? Önce bunu sormak istiyorum. Vallahi ben başlaması taraftarıyım ama tabii ki sonuçta tek karar verici Ertuğrul Hoca. Yani onlarla çalışan Ertuğrul Hoca ama şu da bir gerçek. Maç performansı çok önemli. Yapılan işler iyi. Oğuz'un, Kubilay'ın yaptıkları kaliteli. Bence ilk 11'de başlarlar diye düşünüyorum ama sonuçta merci Ertuğrul Hoca karar verici. Benim gönlüm olmasından yana. Bu gönül neyle işliyor? Yanlış anlasılmasın. Benim onlarla bir gönül bağım yok. Onlar benim kardeşlerim. Ben tanımam etmem. Kubilay'ı kendi teknik direktörlük yaptığımda Erzurum Spor'dan bilirim. Matemel izlerinden bilirim. Kendi takımımı aldırmak istemişimdir. Ama bugün şimdi Kubilay geçen hafta çok kaliteli şeyler yaptı. Yapar. Bazen böyle oyuncular çıkacak. Bazen Kubilay çıkacak. Bazen Ahmet Han çıkacak. Bazen Burak çıkacak. Böyle oyuncularınız varsa ne mutlu. Ne kadar mutlu. Çünkü bunu kabul edeceğiz. Bu oyuncuların bunları yapmasına da izin vereceğiz. Ben kaleden alıp topu 11 kişi çalmamış gol atmış birine bir teknik adamın diyeceği tek şey sesini sağlar ama alıp 11 kişi geçemiyorsa da alırım yanıma alıp dururum. Doğru. Tabii ki. O da başka bir doğru. Peki. Ben futbolda arkadaşlar bakın. Futbolda iki seçenek var. Doğru ve yanlış var. Üçüncü bir seçeneğimiz yok. Pası attığınızda arkadaşınıza gidiyorsa iyi. Pası arkadaşınıza atamıyorsa kötü. Üçüncü bir parametre yok. O yüzden bugün bütün takım olarak o 3 puanı aldı Samsun Spor. Ama orada parametreleri değiştirdi. Kubilay. Evet. Tamam. Kubilay şımarmayacak. Kubilay antrenmanda hocasına yanlış eksik yapmayacak. At koşmayacak. Sevgili Kubilay'ın işi bu. Bunda da Ertuğrul Hoca çok haklı. Yani sırtını sıvazladı. Ben niye oynadım? Ayaklar yerden kalkıp altında havalı basketbol ayakkabısı var gibi görünmeyecek. Bu da oyuncu işini yapıyor ve karşımda parasını alıyor. Ve sevgi görüyor. Ama, tabii ki. Ama ben şuna inanıyorum. Ne kadar çok Kubilay tarzında oyunu değiştirebilecek oyuncu varsa hamle noku ona göre kaliteli olur. Ona göre oyunu değiştirebilir. Şu anda böyle bir takımla oynuyoruz. Yani karşımızda hamlesi yüksek bir takım var. Ve yedeklerden gelecek oyuncular da iyi. Yani bençi de iyi. Yedekleri de iyi. İstanbul Sporu. Biz bununla baş edebilmemiz için oyuncu kardeşlerimizin daha fazla, daha farklı şeyler yapması lazım. Hüseyin'e %100 katılıyorum. Öne doğru yapmamız lazım. Tabii ki 1-0 öne geçtiğimizden sonra, skoru elde ettikten sonra yine yan yapabiliriz. Bu hocanın taktiğidir, doğrudur, senin söylediğin gibidir. Ama biz kazanabilmemiz lazım. Gollerin %75'i dakika 75'ten sonra kazanırızdı. Evet. O nedendir? Çünkü 3. bölgeye atılan top sayısı daha fazladır. Bunu şişirirsiniz, bunu rakip arkasına atarsınız, defans arkasına atarsınız, nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Hollanda takımı da oynarken geri defans yapıyor ama 80. dakikada maç bulursa 3. bölgeye atıyor. İngilizler en çok buna bakıyor. Evet. 3. bölgeye kaç kişi girdi, kaç top atıldı. Çünkü biz de baktığımızda, yani Hüseyin'e aynı şeyleri düşünüyorum. Evet, kaleci Nurullah'ın bu kadar topa dokunması benim de hoşuma gitmiyor. Ben bir forvet adamıydım, Erdoğan Uzun da forvet adamıydı. Bana 2. 3. bölümde adama daha çok dokunursa kaliteli geliyor. Gelmesinden de öte istatistikler böyle. Ya 2. ve 3. bölgede kaptırdığınızda telafisi var. 1. bölgede kaptırdığınızda telafisi yok. Ama yine söylüyorum, bu bir tercih meselesi. Her yerin yoğurt yiyişi farklı. Biz saygı duyuyoruz ama sonuçlar farklı olduğunda da eleştiririz. Mourinho diyor ki, kendi yer alanında yaptığı pasın hiçbir alanı önemi yok. Mourinho'nun haricinde futbol istatistikleri diyor ki, efektif pas, öne oynanılan pas. Basketbolda da bu böyle, futbolda da bu böyle. Öne hamle yaparsanız, öne doğru oynarsanız, ver gülüm, al gülüm, ver stop dağbeke, ver stopere, stopere, stoper solbeke, stoper kaleciye. Valla kusura bakmasınlar, sadece kendilerine keyif yaptırıyor. Kesinlikle doğru. Bir yaparsın, iki yaparsın. Artık çözüm. Zaten bakın arkadaşlar, bizi dinleyenlere söylüyorum. Lütfen ellerine kağıt kalem alsın, çok kolay istatistik. Alsın, 3 bas öne yaptığınızda kaleye gidersiniz. 3 bas yarı sahada yaptığınızda ama öne. Gol pası yaparsınız ama olmuyor.
Yarınki maçta hiç olmayacak. Şimdi dert koyacaklar. Yücel abi, ikinci bir soruyu sorabilir miyim? Buyurun güzel kardeşim. Şimdi biz tabii kendi düşüncelerimiz var ama yıllarca üst düzey futbol oynamışsın. Yani hocalık da yapmışsın. Yani biz kendimiz bir yorum yapıyoruz. Son karar tercih tabii ki ferman padişahındır, Ertuğrul hocamızındır. Evet. O bir başka. Peki stoperde de şöyle bakıyorum. Stoperde Veli Çetin sakat. Haftalardır kadroda olmayan bir Erkan Reşmen, tecrübeli bir Erkan Reşmen şu anda hazır. Sadece bir o da bir 10 gün koronadan dolayı yoktu ama tabii ki biz, bu milli maç arası da olmak üzere yaklaşık bir 10 günden beri takımla birlikte. Şimdi Veli Çetin'in yerine acaba stoperde Yalçın Kılınç'ın yanına tecrübeli Erkan Reşmen'i mi oynatır hocamız? Yoksa geçen hafta 78 dakikada oyuna soktuğunda inanılmaz güzel işler yapan ve güzel bir maç çıkaran Ercan Yazıcı'yı mı? Ya da tekrar söylüyorum, haftalardır kadroda olmayan genç yetenek, yabancı oyuncu Cedric Yamayegoy'u mu oynatabilir abi? Şimdi Hüseyin kardeşim, onlarla hafta boyu birlikte olan bu ekip. Tabii ki hafta içerisindeki tesislerdeki idmana da bakar bu. Oradaki performanslarına da bakacaktır mutlaka. Şimdi ben şu yönden sordum Yücel abi. Yücel abi bir saniye, şu yönden. Maç istatistiklerinden tecrübe ve tecrübesizlikten dolayı sordum. Hani nasıl olabilir karar diye. Ben sevgili kardeşim, yine burada bizi dinleyenlere şunu anlatmak istiyorum. Bizi izleyenlerde çeşitli iş gruplarında iş yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Onlar da parametrelere bakıyorlar. Bir şey satıyorlarsa satışlara bakıyorlar ve alt toplama bakıyorlar. Alt toplamda bize verilen istatistikler doğrudur. Ama bu istatistikleri kullanacak olan Ertuğrul Hoca'dır. Tekrar söylüyorum. Futbolda çok önemli olan teknik adamın en oyuncu üzerindeki en önemli katkısı nedir biliyor musunuz? Adalettir. Eğer siz iyi işler yapıp o hafta forma almıyorsanız hocayla başlıyorsunuz didişmeye. Bu çirkin oluyor. Bu sefer hem oyuncuyu kaybediyorsunuz hem hocayla hocanın da kafasında yanlış bir şey oluyor. Ben seni tercih etmedim. O tercih etme oluyor. Bu zaten çok ince bir ayrıntı sevgili Hüseyin. Bunu yaptığınız zaman başarıya ulaşıyorsunuz. Burada evet. Erdur Hoca'nın bu deneyimi var. Orada karar verecek. Dediğim gibi antrenmana bakacak. Oynatacağı oyuncuya bakacak. Mesela benim için Boli denilen herkesin dediği çok kaliteli bir oyuncu dedi. Boli benim için hala soru işareti. Ben hala Boli'nin o golde 15 metre 10 metre fark yemesini anlamış değilim. Ben futbol hayatında çok az gördüm bir şey bu. Yani Boli'nin, bak Boli'den bahsetmedim daha ne oldu diye sevgili Hüseyin. Evet. Ama herkes diyordu ki Boli işte Süper Lig'de oynardı. Ya oynasın, biz istiyoruz. Boli'yi tanımayız etmeyiz. Ama Boli bugüne kadar kaç tane arkasına top atıldı koştan? Bütün maçları seyrediyorum. Seyrettikten sonra bir daha seyrediyorum. Orada bir soru işareti yok mu sizce? Evet, şu ana kadar sergilediği performansta kimse de bir şey açıklamıyor. Demiyor ki yani Boli, yani Boli'yi seyrettik. Boli 35-36 yaşındaki Boten'in arkasında nal toplu. Evet. Şimdi bu Boli böyle mi? Bir tane sprintte böyle mi? Yani bu enteresan bir durum. Boli yok. Bak Boli'den bahsetmedik hala. Şimdi orada bir soru işareti var. Ama yine söylüyorum. Burada karar biz bu soruları sorarız. Sormak zorundayız. Ben çünkü gördüğüm bir şey bu. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Benim için hayret verici bir şey. Evet. Boli bu poteyi nasıl oldu? Yakalayamadı. Boli'nin alsınlar, analizini yapsınlar. O maçta kaç tane bu sprintten attı? Biz de utanalım. Biz de diyelim ki ya Boli maç boyunca sprint attı arka tarafa. Hep bu pozisyonlardan yakalandı diyelim. Öncesinde olabilir, kusura bakmasın. Öncesinde varsa maçın içerisinde bu pozisyon olamaz diyemezsin. Ama Boli ne oldu? Ben hala Boli ne olduğu merak ediyorum. Evet. Birincisi o. Her projesi mi oynatır? Nasıl yapar? O son kararı o verecek. Sevgili kardeşim. Ama yine söylüyorum. Siz oyuncuyu oyuna soktunuz. İkinci yarı girdi. Oyuncu kaliteli işler yaptı. O oyuncu forma bekler. Hoca vermez. Ondan sonra kaoslar başlar. Kaosları ortadan kaldırmanın yolu adalet sisteminin kaliteli olması.
İşte o yüzden maç analizi, maçla ilgili tekrar tekrar çok fazla bu konuların üzerinde durulması gerekiyor ki eminim Ertuğrul Hoca ve ekibi bunu yapıyordur. Evet. Yarın birlikte bakacağız kimin oynayacağını, kimin. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Bu konuda en fazla hak verdiğim konu korona konusu. Çünkü arkadaşlar gerçekten üst üste bir 11 ile oynayamıyorsunuz. Ertuğrul Hoca'nın en önemli haklı olduğu bölüm burası. Evet Yücel abi, evet, çok teşekkür ederim. Güzel konulara değindin sevgili Yücel hocam. Selamet abi, Yücel abi bu hafta daha Yücel abi bu hafta sana daha çok zor iş düşüyor. Şimdi yarın Yılpor Samsunspor İstanbulspor maçını izleyeceksin. Salı günü de Eskişehir rakibimiz. Yani kısası pazartesi akşamı bağlanıp nereden baksan İstanbulspor maçını da bir kısa bir analizini yapacaksın. Eskişehirspor'un da analizini yapacaksın bize. Evet. Salı günkü maç için abi. Onu da belirtelim. Hiç sıkıntı değil. Benim severek yaptığım şeyler. Naçizane birazcık aklım varsa size. Estağfurullah. Bizi izleyenlere keyif alırım. Eyvallah. Dediğim abi, gibi izleyenlerden de selam söyleyenler var. Abi çok güzel de mesajlar var. Çok sayıda da izleyicilerimiz var. Zaten özelden de sizinle ilgili güzel mesajlar geliyor. Sizin yorumlarınıza gerçekten hayran olan taraftarlarımız var. Bizler de taraftarımız adına size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir şey yoksa bundan sonraki bölümde sizden müsaadenizi isterim. Abicim çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlandın, bizi onurlandırdın, gururlandırdın. Allah'a emanet ol Ankara'ya. Sevgiler, selamlar abim. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Sizi seviyorum. Hayırlı akşamlar bizi izleyenlere de. Eyvallah abi. Saygılar Ankara'dan. Teşekkür ederim abicim. Sevgiler karşılıklı. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, sevgili Yücel Çolak, Türk milli formasını giymiş eski Samsunspor'da oyuncu aynı zamanda. Yücel Çolak'ın yorumlarını aldık, analizlerini aldık, fikirlerini aldık. Dediğimiz gibi her zaman onun yorumları gerçekten bizim için kıymetlidir. Selamet Hanım, mesajlara bakayım. Evet, mesajları okuyalım, sonra şu görüntüye de bir gidelim. Tabii. Bir basketle ilgili yine bir kısım röportajımız kalmış. Çünkü basketbol da bizim, yani Samsunspor basketbol takımı. Evet. Yani o da bizim. Yarın inşallah İstanbulspor'u yeniyoruz. O 3 puanın zevkiyle yani yöneticiler ve sporcular gidiyor salona sadece. Onu da belirtelim. Tabii localardan da konuşacağız. Evet. Cevat Kır, iyi yayınlar. Bunlar Samsunspor düşmanı demiş. Arif Yılmaz, Bursa'dan selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi sizi severek izliyoruz demiş. Yüksel Çelik, herhalde o kişiye boş konuşuyor o adam demiş. O zaman yazılmış. Yakup Telliç, ya arkadaş şu iki adam yağmur çamur iyi günde kötü günde Samsunspor'a elin fazlasını yapıyorlar. Orayı o cümleyi söylemeyeyim. Bir şey yapmaya gerek yok. İşine gelmiyorsan yayını izleme demiş. Murat Altun, Erdal Cansu bizleri izliyor. Saadettin Deveci, Hüseyin kardeşim büyük geçmiş olsun. Allah'a acil şifa versin. Teşekkür ederim. Selahattin Güven de İstanbul'dan aynısını söylüyor. Cihan Alçı'ya teşekkürler. Murat Kırbaş da aynısını söylüyor. Oya Yavuz hanımefendi, Yücel Çolak abime selam olsun diyor. Üzeyir Uysal sevgiler. Mustafa Ayaz hocamız. Hüseyin kardeşim emeklerinize sağlık. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür annenize de şifa versin. Amin cümlemize diyorum. Sevgili Orhan Saral abim. Orhan abi saygılar, sevgiler. Seyit Esen, Musa Atmaca, Erol Çakır, Mustafa Altan, Mustafa Aşkın, Fatma Atlı, Bülent Akgün. Bir sevdadır Samsunspor. Evet yenge selamlar. Kader diyemezsin. Evet kader bunu da söylüyor. Habil Akkaya, Eymen Hasan Saydam, Şaban Lafçı, Yaşar Coşkun, Köksal Özdemir, Nihat Uğurlu, Şile'den bizleri izliyor. Sevgili kardeşim, sevgiler, saygılar. Annene bir kez daha Allah şifalar versin diyorum. Evet Selamet abi, top sende. Artık golü atmaya doğru gidebiliriz. Evet, top bende derken. O zaman şöyle kısa bir futbola bir ara verip geçelim mi baskete de? Ondan tabii yine döneriz. Baskete döneceğiz tabii ki. Çünkü Ahmet Han Köse de iyileşti. 18'de o da var. Bakalım ne olacak tabii birazdan ki. Birazdan yine Samsunspor'la ilgili konuşacağız. Karşılaşmanın hakeminden kadroya kadar yine. Tabii paylaşacağımız konular var sizinle ama... yayına girişte biliyorsunuz Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki Samsunspor basket takımının ilk karşılaşması İzmir temsilcisi Bornova Belediyesi ile yarın akşam saat 17'de hazırlıklarına Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam ederken biz de oraya davetliydik. Oradan canlı yayın açtık. Görüntülerimiz vardı, röportajlar vardı. Bir kısmını verdik. Buyurun bir kısmını daha izleyelim. Tekrar stüdyodayız. Her şeyden önce çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Samsunspor 20 Ocak tarihinde Şubat döneminde yeni yönetime gelen bir ekibin içindeyim. Yüksel Bey ile bu süreci beraber yürütmekteyiz. Ve mevcut tablo içinde eğitim, sportif faaliyetler ve altyapı sorumlusu olarak görev almaktayım.
Tabii malumunuz basketbol süreciyle alakalı Samsun'da salon sporu noktasında bir belirsizlik söz konusuydu. Bu belirsizliğin çözülmesinde yine Yüksel Bey'in çok büyük teveccühüyle bu belirsizlik şu anda çözüldü. Ve bu çalışmalarımız içinde biz şu anda Samspor Basketbol Akademimiz de dahil olmak üzere bir yapılanma sürecine girdik. Özellikle Mart döneminden itibaren Samspor Basketbol takımının kurulması aşamasında yaptığımız çalışmalar geçmişe dönük pandemi süreciyle kaynaklanan bir takım sıkıntılar vardı. Samspor kulübümüz yaklaşık 850 bin lira civarında bir ödeme yükünden kurtulmuş olduk ki bu bizim için çok önemli bir ayrıntıydı. Peşinden gelen süreçte Yüksel Bey'in de katkısı ve Samspor Derneği yönetiminin de katkısıyla biz basketbol takımımızı tekrar salonlarda var olmasını sağladık. Ve bu süreç her şeyden önce beklenti ve hedef noktasında bu yılki hedefimiz, biz diyoruz ki Samspor olarak bu ligde bu sene var olalım, playoff'ları zorlayalım. Çünkü düşük bir bütçeyle biz bu takımı oluşturduk. Ama her şeyden önce Samsporluk bilincini topluma aşılamak, yeni gelen genç kardeşlerimize Samsporluk bilincini aşılamak adına biz bu çalışmaların içindeyiz. Evet, takım yeni kaynaşıyor. Daha önce birbirlerini tanımayan oyuncu grubu da bu işin içindeydi. Ama şunu unutmamak lazım. Samspor için verdiğimiz bu mücadele sadece Yüksel Yıldırım'ın veya Samspor Derneği'nin tek başına vermesi gereken bir mücadele değil. Şehir olarak Samspor basketbola, Samspor armasına sahip çıkmamız gerekiyor. Buradan iş insanlarına, iş adamlarına özellikle sesleniyoruz. Diyoruz ki lütfen armamıza sahip çıkın. Bakın çok kolay olmuyor bir takım süreçler. Malumunuz futbol AŞ bütün Samsun'da futbolun yükünü aldı götürüyor, sırtlıyor. Yüksel Bey bu anlamda bu yükü aldı götürüyor. Her şeyi Yüksel Bey'den beklemek bu anlamda yanlış olur diye düşünüyorum. Karınca kararınca biz şehirde bu çalışmalar noktasında sponsorluk anlamında da ciddi çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Ancak aradığımız desteği bu anlamda çok yeterli olarak bulamadık. O yüzden şehir olarak... Hüseyin abi, diğer üç arkadaşımız da burada ama evet, sevgili Hüseyin Yılmaz, Samspor basketbol takımında evet, yönetim kurulu üyesisiniz. Görevinizle ve göreviniz icabında teşekkür etmek istediğiniz insanlar varsa buyurun, söz size veriyorum. Teşekkür ediyorum Hüseyin kardeşim. Öncelikle Samsun halkına, Samsun camiasına teşekkür ediyorum. Samsun sevdamızı futboldan sonra basketbola da taşıdık. Herkesin bildiği gibi Yüksel Başkanımızın teveccühüyle Samsunspor basketbol yönetimi oluştu. Yönetim kurulu başkanımız Jesper Yıldırım, Yüksel Başkanımızın oğlu. Ben de bu yönetimde hep satış ve pazarlamadan sorumlu olarak görev yapmaktayım. Bu doğrultuda şehrimizin iş adamlarını, belediye başkanlarını, kamunun değerli yöneticilerini ziyaret ederek basketbolumuzun planlarını, projelerini anlatıyoruz, desteklerini istiyoruz. Sağ olsunlar, onlar da gerçekten olumlu, güzel dönüşler oluyor. Bunu hep birlikte başaracağız. Samsunspor için bu sezon futbolda da olsun, basketbolda da olsun şahlı bir sezon olacağına inanıyorum ve güveniyorum. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Haldun arkadaşıma veriyorum. Merhabalar, Doktor Haldun Şentürk. Ben de bu sene basketbol takımımızla beraberim. Vallahi Samsun'umuzun gurur duyacağı bir takım yarattığımızı düşünüyorum. 23 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin liginin... Şöyle yapalım, pardon, çok özür dilerim. Şu maskenizi bir açın. Çıkaralım. Bizde var zaten, sizi görsün insanlar. Buyurun, şimdi buyurun. 23 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımlarından bir tanesini oluşturduk. Genç, dinamik, aktif, heyecanlı bir kadromuz var. Son topa kadar mücadele edecek bir takım kurduk. Yüksel Başkanımız ve Jesper Başkanımızın sayesinde onların yardımlarıyla yola devam etmekteyiz. Tüm Samsun halkının bu takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Bizler de elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağımızın garantisini verdik zaten. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hocam, hayırlı olsun Samsun'umuza. Hocam ben teşekkür ediyorum. Acil olarak hemen yetişti hocam bize. Evet, sevgili Serkan Albayrak'la birlikteyiz. Sevgili Serkan Albayrak, Hüseyin abi hocamız görüştü. Yorumlarını, duygularını aldık. Siz ne vereceksiniz? Buyurun, canlıyınız. Öncelikle göreviniz itibariyle Samsun Basket'teki ve neler söylemek istiyorsunuz? Öncelikle bu yayını yaptığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Geldiniz, onurlandırdınız. Samspor Basket'i burada tanıtmak için canlı yayın yapıyorsunuz. Ben Samspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Samspor Kulübü Basketbol takımında sağ
seyirci, işte saha organizasyonlarından sorumluyum. Bu sene Yüksel Başkanımızın önderliğinde yine Samspor basketbolu daha iyi yerlere getirmek için yeni bir takım kurduk. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda Samspor'un basketbol takımımıza bir desteklerinizi de bekliyoruz. Yani Samspor kulübünü futbol takımımızdan sonra Samspor'un da basketbol takımının iyi bir yerlerde olması için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağ olun. Evet, biz çok teşekkür ederiz sevgili Serkan olarak. Evet Selamet abi. Yavaş yavaş bizler de sona giriyoruz ama evet genel menajerimiz sevgili Emre Ekim geliyor. Gördüğünüz gibi evet Türk sinemasının Tarık Akan'ı vardı. Samspor basketimizin de Emre Ekim var. Bu ayda bir şeydi. Evet öncelikle şöyle söyleyeyim. Emre Ekim kimdir deyince ben söyleyeyim isterseniz. Evet siz indirebilirsiniz Emre Bey. Evet Samsun doğumlu maşallah 2 metre 6 santim doğru değil mi? Doğru. Şöyle söyleyeyim Darüşşafaka, Türk Telekom, Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir ve Erdemir Spor'da oynamış ve çok değerli bir insandır. Basketbol şöyle söyleyeyim. Basketbolun içinden gelmiş bir değerdir. Hemen arkamızda takımımızda tabii ki idman yapıyor ama bu takım buraya kadar nasıl geldi? Ne süreçlerden bu yola çıkıldı? İsterseniz ben mikrofonu hemen sevgili Emre Ekim'e vereyim. Duygularını, düşüncelerini, her şeyini anlatabilirim. Buyurun hocam sevgili Emre Ekim Can Bey'inde. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hepimize 2020-2021 sezonu hayırlı olsun. Basketbol adına ve tüm spor camiası adına. İnşallah bu zor dönemlerde hep beraber üstesinden gelerek, bu süreci de iyi yöneterek üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bu sürece nasıl geldik? Bu sürece nasıl geldiğimizi öncelikle şöyle anlatayım. Her şeyi anlatırsın. Şimdi şöyle yaz döneminde sezon işte pandemiden dolayı sezonlar iptal edildikten sonra Samspor basketbol şubesi olarak da belki bu pandemide büyük bir şans oldu basketbol şubesine ve takımımız ligde kaldı o süreçte. Ondan sonraki süreçte sağ olsun Yüksel Başkan basketbolun devam etmesi için büyük bir gayret içinde bize burada basketbolun devam etmesini istedi ve yönetim kurulu bunlarla beraber. Böyle olunca da biz hep beraber basketbol takımını tekrardan yapılanarak iyi duruma getirmek için kollarımızı sıvadık. Sağ olsun. Yani bu artık söylenecek bir şey ama Yüksel Başkan'dan öncesi ve sonrası diye bir şimdi şöyle diyeyim durum var aslında. Sevgili Ekim şöyle diyeyim. Yüksel Başkan'dan öncesi bir Samsunspor basket takımı, futbol takımı da vardı. Aynen. Basketbol takımı hiç söylemedim. İkisine de baktığımız zaman evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bir milattan öncesi var bir de Yüksel Yıldırım'dan birlikte olanı var. Aynen. Buyurun. Ya bunu zaten hep beraber biliyoruz. Sonraki süreçte de şöyle bir şey oldu. Yani biz bu sene basketbol takımının uzun vadeli bir şey olsun istediğimiz için yani bir sene iki senelik bir durum olmasın diye hep beraber iyi bir yapılanmaya girdik. Yani bu süreç hepimiz için çok önemliydi. Çünkü bunu kalıcı bir hale getirmek için neler yapılacak? Sağ olsun başkanımızın vizyonu, yöneticilerimizin vizyonuyla beraber ben de çok iyi bir ortama geldim. Sağ olsunlar onların vizyonu ve benimle beraber çok iyi bir yapılanmaya gittik. Bundaki amacımız uzun vadeli bir şey olsun istedik. Hem altyapımızda hem basketbol akademisi kurarak. Tabii ki bu süreç bizi biraz zorluyor ama mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu yapıyı oluşturmaya başladık. Sonrasında da A takım olarak da basketbol takımımızı kurduk. Burada şöyle bir ilerleme kaydettik. Tamamen her konuda yeni olduğumuz için kulüp olarak. Buraya işte 3-4 tane tecrübeli oyuncular, yanlarına genç oyuncularla beraber, işte Samsun'un arkadaşımız da vardı, talihsiz bir sakatlık yaşadı o da, üzücü bir sakatlık kupada. Dededen babaya, babadan ola sporcu Samsun'da. Aynen öyle. İnşallah önümüzdeki senelerde daha büyük hizmet edecek bize. İşte bu gençlerle tecrübeleri bir araya getirerek hocamızla, teknik ekibimizle hep beraber güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu seneki amacımız tabii ki maç bakmak. Yani yeni olduğu için her şey birden olmuyor. Yani geçen programda Yüksel Başkan da söyledi. İşte bir yerlere gelebilmek için önce eğilmemiz lazım. Yani bunu ben çok önemsedim o hatta kelimeye. Direkt aldım. Evet konuk olduğunda galiba. İstesem yaparım ama demiştim. Aynen ben öyle. Ben de şuna benzetmiştim. O zaman bizim Samsun basketbol takımı Karagümrük Spor gibi playoff'tan ve oradan çıkarsa demiştim. Aynen güldüydü. Öyle. Yani uzun vadeli bir şey olsun istediğimiz için de şu an yapıyı oluşturuyoruz. Şu an eğildik.
sıçramak için işte bu seneyi geçirdikten sonra inşallah sıçrama olacağını düşünüyorum ben. İşte bu sene ne yapacağız? İşte şehirdeki heyecanı artıracağız. İşte her maça maç bakıp kazanabildiğimiz kadar fazla maç kazanacağız. İnşallah amacımız playoff'a kalmak. Playoff'a kalırsak da gidebildiğimiz kadar yere gitmek. Ama şimdi önümüzde sezonun ilk maçı olan Bornova maçı var. Bu maçla başlayan bir serüven olacak. Uzun bir lig, 30 tane maçımız var. O maçlara teker teker hazırlanıp mümkün olduğunca iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki burada heyecanı yaşatmak için yapmamız gereken şeyler de, yani ben her zaman söylüyorum, biz maçları kazanırız, kaybederiz zaman zaman. Çünkü her maç kazanılmıyor biliyorsunuz. Sezon çok uzun. Ama son topa kadar mücadele eden, son düdüğe kadar mücadele eden bir yapı oluşturmaya çalıştık. Hem oyuncularımızla hem teknik ekibimizle bu yapıya çok uygunlar. Siz de süreçte hep bizle beraber olacaksınız, göreceksiniz. Kaybettiğimizde de inşallah, yani bu takıma ben çok güveniyorum. Kaybettiğimizde de diyecekler ki bu takım sonuna kadar mücadele etti. Ama işte olmadı bu sefer. İnşallah önümüzdeki hafta bu takıma kazanacak diye konuşulacağını düşünüyorum. Tabii ki kazanacağımız maçlar olacak ama kaybedildiğinde de bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak. Çünkü hepsinin karakteri ve yapısı, çalışkanlığı, şu ana kadar da iyi gittik her konuda. Buna müsait. Kupada oynadığımız maçlarda da öyle. Kupadaki maçları da çok iyi geçirdik. Mesela şu an pandemiden dolayı 5-6 ay gibi bir ara oldu. Liglerde, futbolda da öyle, basketbolda, diğer branşlarda da. O yüzden oyuncuların hazırlanması çok zaman alıyor. İşte performansları düşük oluyor, forma girmeleri uzun sürüyor, sakatlıklar yaşayabilme riskleri oluyor. O yüzden çekingeler de çok oluyor. Hem takım olarak da takımlar çok fazla antrenman yapamadı süreçte. O yüzden de maçlarda çok inişler çıkışlar oldu. Yani diğer maçlarda da öyle. Şimdi 20 sayı öne geçiyoruz, oradan gelebiliyorlar. Veya biz 20 sayı öne geçiyoruz, onlar gelebiliyor. Onların tam tersi oluyor. Bazen 20 sayı geriye düştüğümüz maçı kazandığımız oluyor. Yani şimdi bunu ne kadar çabuk erken atlatırsak bu süreci, yani bizim için avantaj olacağını düşünüyoruz. Onunla ilgili de sürekli konuşuyoruz aramızda. İnşallah daha erken form tutan, daha erken lige hazır olan takımlardan biri de biz oluruz. O olursa zaten maçları da, ilk maçlarımız da önemli. Güzel bir fikstürümüz var. Zor ama güzel. Çünkü herkes birbirini yenebilir bu ligde. Bu lig bizim gerçekten çok zor bir lig. Yani çok heyecanlı geçecek bu senede. Yukarıda baktığımız zaman 4-5 tane takım var çok bütçesi olan. Altta da bir 2-3 tane takım var. Onların dışındaki diğer ortadaki takımların hepsi birbirini yenebilecek kapasitede. Hatta yukarıdakileri de yenebilecek kapasitede. O yüzden de çok heyecanlı geçecek maçlar. Bu ortadaki takımlardan birisi de biziz. Yani bu seneki amacımız mümkün olduğu kadar yukarıya çıkabilmek bu ortadaki takımların arasında. Ondan sonraki senelerde de zaten bu iş yavaş yavaş, amacımız Süper Lig'e çıkmak. Süper Lig'de neden Avrupa Kupası oynamayalım? Amacımız bunlar. Ama tabii ki her şey zamanla yavaş yavaş oturarak, vizyonu doğru kurarak olacak şeyler. Ben inanıyorum buna zamanla. Çünkü Samsun'da çok büyük bir potansiyel var basketbol tarafında da. Nasıl futbolda varsa aynı potansiyel basketbolda da var. Basketbolu seven çok büyük bir kitle var Samsun'da. İşte bunu altyapımızla beraber, seyircilerimizle beraber yansıtıp hep beraber iyi bir sinerji oluşturup hem futbolda hem basketbolda inşallah önümüzdeki senelerde Süper Lig'de oynayan iki branşın da Süper Lig'de olduğu bir Samsunspor olur. Ve hep beraber her hafta maçlarımızı heyecanla izlediğimiz çok güzel bir ortam olur. Bu konuda da hep beraber inşallah göreceğiz. İnşallah iyi olacak. Çok teşekkür ederim sevgili Ekim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mustafa Dağıstanlı spor salonundaki idmandan görüntüler ve röportajlar bunlardı. Yarın akşam cumartesi saat 17'de İzmir temsilcisi Bornova Belediyesi'ni ağırlayacak Samsunspor erkek basketbol takımımız. Takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Takım hocasından yerli futbolcularımıza, yabancı futbolculara kadar hepsiyle röportajlar yaptık. İlk bölümde onları vermiştik. Ardından yine ikinci başkan yönetici, sorumlu yönetici sevgili Ergin Zorlu'yla yaptığımız röportaj vardı ve
Genel menajer Emre Ekim'le yaptığımız röportaj vardı. Emre Ekim dedi ki başkanımızın vizyonuyla beraber çok iyi bir ortama geldim ben dedi. Amacımız maç maç önümüze bakacağız dedi. Orta sıralardan playoff'u zorlayan bir takımla beraber mücadelemiz bu şekilde olacak dedi. Evet, yarın ilk maçına çıkıyor Hüseyin Karataş. Ya Allah ya Bismillah, yolun sonu Fatih Karagümrük gibi şampiyonluk çaktırmadan. Çaktırmadan değil mi? Kimse başkana demiyor mu Yüksel Başkanıma? Ne demiş Yüksel Başkanıma? Evet. Başkanım dedim, siz de dedim, futbolun dedim, Fatih Karagümrük var, basketinde Samsun Spor var, öyle gidecek herhalde dedim. İnşallah ben de yarın orada maçta olacağım. Allah utandırmasın, güzel şey olur diye düşünüyorum. Selamet abi, mesajlar var. Hemen. Sevgili Ali Güller abimiz, hocamız, hayırlı programlar Selametciğim, Hüseyinciğim, Samsun'umuzun gururu Yücel Çolak abime de saygılarımı sunarım demiş. Zafer Köse İskenderun, Ergün müdür yüreğini ortaya koydu, tebrik ederim demiş. Koydu da hani burada hiç yok piyasada. Neredesin? Sevgili Ergün Zorlu. Yok hiç burada piyasada. Hasan Karataş, baba sevgiler saygılar, babamı da iki gün selamlar, evde yalnız bıraktık. Ben de izliyorum diyor. Ali Zengin, Kökçüoğlu Mahallesi Hollanda'dan selamlar. Orhan Temürkıran, Bursa'dan selamlar, yayınlar demiş. Emrah Çimen, İstanbul Ümraniye'den selamlar demiş. Evet, sevgili Erdal Cansu, bıkmadan, usanmadan hala izliyor, sevgiler, selamlar diyoruz. Onu da hemen evet belirtelim. Selamet abi, sen sor, tekrar, söyle. Tekrar, pardon, özür dilerim. Samsun Spor diyelim, yarın saat 13.30'da oynayacağımız İstanbul Spor karşılaşması var. Yücel hocamızı dinledik, bizler sorduk, sen de sordun, Yücel hocamızı dinledik. Tabii Covid sebebiyle bazı futbolcularımızdan yoksun çıkacağız. Ben şimdi senin Yücel hocaya sorduğun soruyu ben sana soracağım Hüseyin sor Karataş. Abi. Yani sen yarın nasıl bir kadro bekliyorsun? Özellikle savunmada, yine hücum hattında Tomane gibi önemli bir ismin olmayışı acaba kime yer verilecek? Neler söylersin? Buyur. Şimdi benim şöyle genimde, yapımda şöyle bir delilik var Selamet Hat. Sadece futbol olarak değil. Ne olursa olsun yani hücumu seven bir insanım. Hücumu derken adam öldürmeye, dövmeye değil. Yani ilk adım atmayı seven bir insan. Savaşa insanı göndereyim seni. Evet, yani olabilir, o da olabilir. Şimdi ben Ertuğrul Sağlam Hoca değilim. Ama ben kendim Hüseyin Karataş olarak Ertuğrul Sağlam olamayacağıma göre Yılport Samspor'un teknik direktörü olsam ve 24 saat deyip de kendimizi kandırmayalım. Ya 14-15 saat. Kimse kimseyle 24 saat beraber olamıyor. Evde eşinle çocuğunla bile olamıyorsun 24 saat beraber. Onu da belirtelim. Ama bir emek harcıyorsan diyelim, bir şeyler yapmaya çalışıyorsan diyelim Selamet abi. Evet. O zaman burada şu var. Şimdi geçen haftaki kadroda da Nurullah kalede mi? Büyük bir ihtimal kalede. Yalçın Kılıç stoperde mi? Stoperde. Peki yerine kimi koyarım ben kendim olsam? Kevin Boni yok. Cedric Yamayego çok oynamadı. Genç, ileriye dönük bir yatırım deniyordu zaten. Şöyle söyleyeyim. Harika işler de yapabilir. Kısacası bizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. Peki Erkam Sağlam değil mi? Şimdi oraya geleceğim. Hayır, sağlam sordum değil mi? Erkam Reşman ben sağlam. Ben çıkmadım izolasyondan. Erkam şu anda idmanlarını da yaptı. Kesinlikle hazır. 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 Ercan peki, Yazıcı da var. Peki şu anda bu ligi bilen ve bu lig tecrübesi olan birer ben olsam Erkam'ı tercih ederim. O zaman demek ki ikimiz de tabii kimi koyacağını bilmiyoruz ama. Bak şunu güzel söyledin. Dedin ki Yamayago ile ilgili geleceğe dönük bir yatırımdı. Öyle dendi. Evet. 5 yıllık. Bence o riski almaktansa Erkam'ı peki, tercih etmesi daha doğru. Peki Yamayago'yu kaç maçta gördün bu zamana kadar abi? 18'in haricinde. Bir şey görmedim. Bir hazırlık maçında Trabzon maçında gördük değil mi? Sağ tarafta oynadı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Erkam Reşmen tercihiyle. Çünkü Yalçın Erkam ya da Yalçın Ercan Yazıcı diyeyim ben. Ercan'ı da söyleyeyim. Çünkü Ercan'ı geçen hafta sokup da o kadar güzel işler yapmış bir Ercan dururken. Hadi Erkam yoktu. Ama bilemiyorum kimle başlayacak. Sen hocamız belki çok güzel işler de yapacak Cedric Yamayego. Onunla başlayıp da bir Rus ruleti ya da kumar oynarsak sıkıntı yaşarız. Biz ortak kararımız Veli'nin yerine Söper'de, Yalçın'ın yanında Erkam Reşmen. Bitti. Gelelim şimdi Nadir Çiftçi diye bir futbolcu var. Geçen hafta oyuna girdi. Ki sevgili İbrahim Üzülmez hocayla konuştuğumuzda ki A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hocamızın yardımcısı Eren hocamız da biliyorsun kardeşim Engin'le çok samimiler görüşüyorlar. Evet. O da demiş, kendisi de söylemiş. Bana da İbrahim Üzülmez hocam söyledi. Konuştuğumuzda gençlerimden öğrencimi yine söylüyorum. Çok yetenekli, çok kaliteli, gol ayağı olan bir futbolcu demiş, dedi. Demek ki şimdi burada Ahmet Han Köse de iyileştiğine göre hoca burada ne tercih yapabilir? Ahmet Han Köse mi, Nadir Çiftçi mi? Bence isim tercihi yapacak Nadir Çiftçi. Ama ilerleyen dakikalarda da Nadir Çiftçi, Ahmet Han Köse değişikliği de olursa şaşmayın.
Ha, belki Enes İslamilkin nadire katkı amaçlı Enes Ahmet İslamilkin bu sefer sonradan. Enes İslamilkin bakalım bu sefer kadroda 19'da olacak mı? 19 orada mı? Işte, 12, 13, 14, 15. Şimdi biraz da şu var işte. 18, özür dilerim. Biraz önce de söylediğimiz gibi yani son idmanlardaki, hafta içerisindeki idmanlardaki performans da biraz göz önünde bulundurulacak. Tabii biz buradan konuşuyoruz. Yani onun yanında adaletli şeyleri, forma dağıtım da çok önemli. Mutlaka. O da mutlaka. Şimdi burada baktığımız zaman ben Nadir Çiftçi diyorum. Tomani'nin yerine daha böyle tecrübeli, daha atletik yönünde gol ayağı olan futbolcu ama Ahmet Han Köse'yi de kimse yabana atmasın diyorum. Şimdi burada anlaştık. Şimdi baktığımız zaman peki Keremcan Akyüz. Şimdi asıl soru burada evet. Selamet abi. Kubilay'la Oğuz'u ilk 11'de oynatırsa ki oynatır diye düşünüyorum. Peki Keremcan'ı mı oynatır? Muhsin'i mi oynatır? O da var şimdi. Ertuğrul Hoca Allah yardımcın olsun hocam. Sevgili yani, hocam. İşi de zor. İşiniz çok yani. Zor hocam. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Covid dönemi olmasa, bütün futbolcular sağlam olsa Ertuğrul Hoca'nın işi daha da zor bence. Tabii ki daha da zor. Bir de bizim futbolcularımızda şu da var. Yani forma şansı bulamadıkları zaman tamam kendini belki hazır hissediyor. Hazır hissettiği halde kadroda yer bulamayınca ister istemez farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Tabii üzülüyorlar tabii, yani. Tabii. Anlatabildim mi? O şeyi de sağlamak çok önemli. Ben şunu da söyleyeyim. Ertuğrul Hocam yanınıza yardımcı antrenörü kim alacaksınız? O da var şimdi. Gökhan Hoca da yok şimdi. Gökhan Hoca da yok. O da var şimdi. Yani dediğimiz aman gibi... Aman Ertuğrul Hocam ceza alma yardımcın da yok. Evet. Bir de yani Ertuğrul Hocamızın sahaya süreci 11'den, evet. Yedek kulübesine kadar süreci 18 kişilik kadrodan şunu söylüyoruz. Sonuna kadar arkasındayız, yanındayız. Bir de Türk futbolunda şu vardır biliyorsun. Başkanlar ya da yöneticiler ya da basın bizler değil genel anlamda yıllardır. Evet. Hocamızın arkasındayız dedim olay bitti abi. Biz hocamızın, futbolcularımızın yanındayız. Onların destekçisiyiz sonuna kadar ama eskiden ne derlerdi? Ben şunları çok severdim. Çocukken bunu çok duyardık. Mesela şerefli galibiyetler derdik. Şeref golümüzü attık der. Ulan ne şeref golü? 5 tane yemişsin, 1 tane atmışsın. Onun şerefi mi kalmış? Şerefin adını lekelemişiz. Yıllarca haberimiz yok. Şerefli galibiyetler, mağlubiyetler, şeref golü. Abi bir şey söyleyeyim mi? İkinci her zaman unutulur ama birinciyi kimse unutmaz. Çünkü sen şampiyon olmuşsundur, birincidin. İkinci, burada da iki takım çıkıyor başka ama ben genelde bazı alıyorum, konuşuyorum bunu. Evet. Onu da belirteyim. Yücel abinin şunu da söylediğini de söylemek istiyorum. Abi ben bu 70 numaralı Arnavut futbolcu, sol kenar oynuyor, sağ ayağını da kullanıyor, sol taraftan sağ içi de kat ediyor. İnanılmaz hızlı, ayaklarına hakim, çok rahat adam geçiyor, adam eksiltiyor. Bu 70 numara Arnavut futbolcuya dikkat etmek lazım ve dediği gibi bir de 61 numara Roka. Abi o da ön libero gibi mi oynuyor? Orta saha mı oynuyor? Sağ kanat çizgi mi oynuyor? Bandırma maçı bir türlü çözemedim ama çok yönlü bir futbolcu. Topları sürekli onda buluşturuyorlar. O ikisi de var. Onu da söyleyeyim Selamet evet. Abi. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz 5. haftada karşılaşacağımız İstanbulspor karşılaşmasını Süper Lig hakemlerinden Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Serkan Tokat yönetecek. Serkan Tokat'la da şeylere baktım. İşte bir maçı kazanamamışız. Şöyle ta 2013'e Serkan kadar indim. Lafı ağzımdan aldın. Diyecektim ki ya Serkan Tokat hep derdik ya Talat Tokat seninle programları. Evet, biz bu adamla hiç maç alamadık ama merak etmiş. Şimdi alacağız. 2013'e kadar ineyim. Denizli Spor 2, Samsun Spor 2. 2013. FF 1. Lig. Hatırlıyorsun orada maçladık seninle. Samsun Spor 1, Elazığ Spor 1, 2014. Samsun Spor 0, Giresun Spor 2, 2015. Ziraat Türkiye Kupası 2019, Samsun Spor 1, Çaykur Rize Spor 1 karşılaşmasını yönetmiş. Yani bir mağlubiyetimiz var, 3 beraberlik var 4 karşılaşmada. Böyle bir istatistik var ortada. Yarın inşallah Samsun Spor'un kazandığı bir maçı yönetmiş olarak TFF'nin sayfasına işlerler efendim. Eracığım şöyle bir güzel bir bant reklamlarımızı geç de biz o insanlar geçiyorsun zaten de sağ ol. Evet. O insanların destekleriyle uçuyoruz, yürüyoruz, bir yüzüyoruz de, her yerde. Bir de sevgili izleyicilerimiz sevgili Tunç Güvenoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz kombine çekilişleri yapmıştık. 55. yıl hatıra kombinesi. Taraftarlarımıza tesislerdeki Store 55'ten temin ettiler. Şunu bir kez daha hatırlatalım. Bir haftalık zaman zarfında onu almak zorundasınız. Çünkü havale ile işlem arasındaki o mesafe o kadar uzun olmuyor. Bize oradaki yetkililer söyledi. Geciktirdiğiniz zaman yani bir haftaya geçtiğinde
hakkınız geçiyor arkadaşlar. Bunu özellikle buradan söyleyelim. Buradan çıkardık ama biz onu kaç defa. Bir kez daha biz hatırlatalım da. Yine Hüseyin biliyorsun 10 tane kombinede kim vermişti? Evet. Tosun Kasap ve Augsburg Oğuzhan, Derneği. Tosun Augsburg Derneği. Öyle söyleyelim önce. Almanya'da bulunan Tosun Kasap ve Augsburg Derneği ile birlikte onlar. Oğuzhan Tosun ve sevgili Başkan Cihan Arman'a da buradan teşekkür ediyoruz taraftarlarımız adına. Kurban olayım böyle insanlara selamet olsun. Onlar da 10 kombine hediye ettiler taraftarlarımıza. Oğuzhan Allah razı olsun. Şimdi babasına da geçmiş olsun. Oğuzhan Allah şifa versin. Oğuzhan Tosun Almanya'da ekmeğini kazanmaya çalışan, orada gurbet ellerde ekmeğini kazanmaya çalışan bir kardeşimiz. Ama babası rahatsızdı. Seni de aradılar. Beni de aramıştı. Evet. Üniversitede tedavi görüyor. Rabbim acil şifalar versin efendim. Tez zamanda inşallah sağlığına kavuşacaktır sevgili Oğuzhan Tosun kardeşimiz. İnşallah çok geçmiş olsun. Elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız. Evet. Onu da belirtelim. Tuncay Akgüz, Mehmet Er, Servet Kar, Rıdvan Işıtan, Serdar Nar, Sadi Çelik, Murat Altun, Yıldıray Beyhan, Orhan İlhan, Fedai Parlak. İyi de bizi nereden izliyorsunuz? Yazın da biz de selam söyleyelim. Sevdikleriniz herkese. Selamet abi. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum localarla ilgili. Evet, locaların %50'si açıldı. Açılacak. Evet, açıldı. Ama kısa bir araştırma, şöyle duyumlar daha doğrusu. Localarda satın alanlar da var, kiralama yöntemine de gidiliyor. O da var, kiralama yöntemi de var, satın alma yöntemi de var. 12 kişilik locaya 6 kişi, 10 kişilik locaya 5 kişi. 5 kişilik locaya 2,5 kişi giremeyecek çünkü 5 kişilik loca yok. Biraz da gülelim dedim. Onu da belirtelim. O yüzden yarın localarla ilgili kapı kısmı edinmiş olduğum bilgiler dahilinde bu hani çevre yolu eski tarafından. Çevre yolu, çarşamba yolundan gelirken otopark çıkış kapı var ya. Hani 3 aracın zorla çıkmaya çalıştığı yer var ya taraftarlarla birlikte. Azot bakır girişte sağ, evet. Tekeköy tarafının oradaki kapıdan alınacaklar locacılar. Çünkü Doğu Loca yani maraton oraya çıkıyor. Trampon maketi var ya orada. O kapıdan. Oradan abi. Evet. Onu söyleyelim. Oradan gelinecekmiş localarda. Onu da hemen buradan belirtmek istiyorum. Ve tabii ki akabinde şunu da belirtelim. Özlü Güvenlik sevgili Emre Yolaydın'la görüştüm. Şampiyonlar Ligi'ler valla 30 bin kişiye de aynı, 3 kişiye de aynı yapıyorlar işlerini. Evet. Sevgili Davut Yolaydın'a, İlhan Yolaydın'a sevgiler, selamlar. Yanılmıyorsam 43 mü dedi, 45 kişinin bir özel güvenlik listesiyle birlikte orada olacaklar. Evet, dediğimiz gibi localarda kiralama ve satın al, zaten satın başka da kiralama yöntemi de var, bunu da buradan belirtelim. Biz de nasip olursa, hayırlısıysa, her zamanki gibi bilmiyoruz tabii ki ama sevgili büyüğümüzün, onu olmazsa birazdan söyleyeyim. Bir görüntü var. Orada şimdi izleyeceğiz. Abdurrahman Kahraman demiş ki, biliyorsun çekilişte kombine kazanan arkadaşlardan birisiydi. Abi sonsuz teşekkürler size ve ekibinize ve ayrıca Tunç Güvenoğlu abimize. Hayatımda aldığım en değerli hediye, bir ömür boyu gururla taşıyacağım demiş efendim. Abdurrahman Kahraman'ın teşekkürü. Vallahi teşekkür ederiz sevgili Tunç abi. Bu haftaki Murat Altun kardeşimiz aldı mı? Alacaktı. Evet, Murat Altun kardeşimiz de şey yaptı. Pazartesi günü 1-2 bilet evet, de var. Evet, onun da vardı. Pazartesi günü yine var aynı. Ama biz 2 bileti de yine şey yapacağız yine büyük bir ihtimal. O anda karar veririz gerçi. Belki kale arkası olur, belki maraton olur. Bakalım önce şu yarınki bir maçı bir atlatalım. Bu maçı alırsak, baskette yenerse biz sevgili Tunç Güvenoğlu'na Batı'dan bile aldırırız bir tane. Batı bile hediye ettiririz. Öyle mi diyorsun? Ona da söyleyeyim. Resimlerin var mı senin? Evet, resimlerim var ama selam tabii. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Sevgili Bülent kardeşim, Bülent Akgün, Durmuş Akgün kardeşimizin kardeşi oluyor. Senin de yeğenlerin oluyorlar zaten. Buradan sevgiler, selamlar. Şimdi bu formalarla ve kombinelerle ilgili bazı kimileri fiyatlı, kimileri şöyle diyenler var ya. Evet, gerçekten durumu olmayıp da alamayanlara saygı duyuyoruz ve durumu olanları da almaya davet ediyoruz. İşte böyle çoğalsınlar. Cihan Armanlar gibi. Augsburg'dan işte Tosun Kasap, Oğuz Tosunlar gibi. Nijerya'dan Ramazan Üsallar gibi. İşte Mersin'den sevgili Tunç Güvenoğlu abimiz gibi. Yani bak bunlar çok önemli. Selamet abi alsınlar bizim aracıyla. Biz buradan verelim, iletelim. Ben şöyle söyleyeyim. Tütün mamülünde öğrendim. Bunu da öğrendim. Fiyatlar geldi bana. Ben o fiyatlarla ilgili şunu söyleyeceğim. Önce buradan başlayacağım ama ben bilmiyorum. Hayatımda hiçbir kere bile tatmadım. Saygı duyuyorum yapanlara. Bir şey diyecek halim yok. 35'lik Selamet abi, fiyatları ilk ya defa gördüm ha. Bak şimdi, bak söyleyeyim de insanlar neye ne veriyormuş. 35'lik 81 TL'ymiş.
50'lik 114 TL'ymiş, 70'lik 159,5 liraymış, 100'lük 219,5 liraymış, 150'lik 325 TL'ymiş. Bakın şimdi, bu bir kere değil de hani bak burası böyle, evet. VIP biletimiz 1750 TL, onu da belirtelim. Gelelim daha lüksüne, daha lüksüne. Böyle özel kokteyllerde, özel açılışlarda saygı duyuyoruz. Sadece ben biraz da gülelim, eğlenelim ama biraz da üzülelim diye söylüyorum. 335 TL, 205 TL, 700 TL, 210 TL. Heyecanlandı mikrofonum. Kusura bakmayın. Sen bu akşam bir yere gideceksin herhalde. Yok ya, yoruldum. Onların ya. Fiyatlarını... Evet, yok söylüyorum şimdi, geleceğim. 210 TL, 465 TL, 365 TL, 90 TL, 540 TL. Batı alt, yani yedek kulübelerin olduğu eski aile türbün denir ya, oranın kombinesi de 600 TL. Ey beyler. Bir mesaj okuyabilir miyim? Oku. Oğuzhan Tosun demiş ki Almanya'dan, Allah razı olsun abilerim, sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Haftaya 10 kombine daha hediye edelim abi. Sevgiler demiş. Allah razı olsun. Oğuzhan Tosun. Eyvallah. Biz de taraftarımıza da selam size amcaya, teşekkür ediyoruz. Selami Tosun'a selam amcaya da bir kez daha geçmiyorsun. Biz de 19 üniversite tıp fakültesinde yatıyor. Göz cerrahi bölümündeydi. Oğuzhan, evet. Kardeşim, ben annemle uğraştığım için 2 günden beri haber alamadım. Yatıyor mu hala? En kısa zamanda sana taze bilgiler de veririz yine. Sağ Ahmet amca, sana da selamlar İzmir'e. Ahmet Özdemir. O bir efsane, o bir gurur, o bir üstad, o bir tecrübe. Gözlerinizden öperim demiş, bizler de ellerinden öperiz. Büyük Samsun sporlu, Haspa döneminin İzmir temsilcisi, eski Kurs, evet, siyasetçi, vatan sevdalısı Ahmet Özdemir amca. Şehir abilere de selamlar. Bülent Çakır. Bütün işlerimizi iptal ettik diyor. Yarın Samsun'un maçı var diyor. Hollanda'dan Mustafa Ortaç. Sevgiler. Murat Duygu Topal abi. Yarın mutlaka köpek röportajı yapın, unutmayın, saygılar demiş. Vallahi şeyde yaptık ama, değil mi Selamet köpek abi? Köpek değil de sana bir fotoğraf gösterdim, gördün değil mi? Gördün, evet. O resim duruyor mu acaba yani? Soner Göktürk, helal olsun kardeş bana diyor. Şimdi gelelim şuraya. İçeceklerde anlaştık mı? Bakın bir içecek, ne dedim size? 365 lira, 465 lira, 210, 700 lira. Benim Batı Alt Tribünüm yıllık Eray, 600 lira. Sana bir tane resim gönderdim. Ekrana koyabilir misin kardeşim? Batı Alt Tribünümüz yıllık 600 TL kombine. Doğu 255 lira, kale arkaları 130 lira. Bakın, isteseniz alırsınız. Şimdi gelelim en ucuz buna. Hayatımda hiç tatmadım. Bir kere tattım ama o da böyle 15 yaşındaydım. Şimdi hazırsa ekrana yaşına koyabilirsin. Şimdi 18.50 diyor. 10 tane kombine alsan ne oluyor? Pardon, 10 tane diyorum. 10 paket isten 185 lira yapıyor. 16 TL'ye olan var. 10 tane ise 160 lira. 15 liraya olan var. 14 olan var. 17 liraya olan var. 10 paket ben aylık vurdum. Abi. Bazılar 3-4 paketi günde içiyor. Şimdi gelelim öbürüne. Ayda 15 paket içenler daha da olsun diyelim. 18.50'den en yüksek fiyat bu. 18.50'den var. Ver. 16 liradan var, 14 şimdi liradan var abi. Böyle bir şey var mı ya? Şu görüntüyü geçen hafta sevgili Soner çekmişti. Soner Göktürk kardeşim yanımıza gelirken orada. Yani stadyumun orada taraftarlar yok ama nelerle karşılaşacağımız hiç belli değil. Bakın ileride polis memuru arkadaşlar var. Bizler de orada Hüseyin Karataş'la beraber çekim ve röportaj yapıyoruz. Hayvanlar, inekler... Hüseyin de tabii şu an görünmeyen açıda bir köpek görüyor. Hemen köpeğe doğru yöneliyor. Röportaj o an canlı yayında zaten herkes duydu. Uğur getirsin diyor. Evet, aynen. Gördüğünüz gibi stadyumun etrafında şu bu pandemi döneminde neyle karşılaşacağımız belli değil. Ama taraftar değil de taraftar hariç. Bak. Taraftar hariç her şeyle herkesle karşılaşabiliyoruz oralarda efendim. Onu da göstermek istedim. Evet Hüseyin. Hüseyin çeken iyi yayınlar, Atakum'da selamlar diyor. Soner Göktürk, ne şartlarda yayın yapıyorsunuz diyor. Helal olsun. Ümit Uzun, Hüseyin kardeşim pazar sporuma hediye ettin. Ali Akdüz başkanımızdan onun için teşekkür ederim. 3-4 ay Samsun'a gelemeyeceğim. Kargo'ya gönderebilir misiniz kızıma? Hediye edeceğim. Teşekkür ederim diyor. Ali Akdüz başkanım, sevgili Ali abi, Ümit Uzun'un mesajı. Evet. Evet, çünkü formalar orada. Sadi Çelik, Hüseyin abi boş ver, bizim içimizde var Samsunspor sevgisi. Kime ne, kim niye çözse siz saygılar. Zaten içenlere sözümüz yok. Pahalı diyenlere sözümüz var. Ben de pahalı deyip almayanlar var ya. Kombinesini bahane edenlere diyor. Bunları, bunları yoksa kimse kimseye karışamaz. O saygı diyorum, beni ilgilendirmez. Evet. Kim ne yapıyorsa yapsın, o beni ilgilendirmez. Ama dediğim gibi farklı bir şey. Evet kardeşim, diğer iki resimden birinciyi alabilir miyim?
Bir numara sevgili Ekrem Öztürk. Balıkçı Foter de şu anda bizi izliyor. Foter şu anda üniversitede nöbette. Kolay gelsin Foter. Sana da. Kardeşim bir daha alayım o resmi şimdi. Evet. Şu bant reklamları bir kaldırsana sana zahmet. Evet Selamet abi, bugün Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde annemi operasyonu için gittiğimde kardeşim Engin'le beraberdik. Açlı otogarına uğradık. Tabii ki bir bakışı da şuna benzeteceksin. Sevgili Ekrem Öztürk abimizin yanına uğradık. Metro turizmin duayenlerinden, her şeylerinden. Sevgili Galip Öztürk abimizin, kendisine de Batum'a selamlar sevgili Galip abimize. Kardeşim bizi şöyle pencere alabilir misin bir o resimle birlikte? Sağ olsun sevgili Ekrem Öztürk abimiz bizi aradı, davet etti. Hatta üniversitede orada Gazi Hastanesi'nde yapacağım bir şey var mı dedi. Gazi Üniversitesi'nde rektörü Samsun demiş rektör hocamız. Hayırlı uğurlu olsun sevgili hocamıza. Hayırlı olsun. Yok yok, resmi de ortaya al kardeşim hocamıza. 2-3 kez aradı. Çok teşekkür ederim kendisine. Yani o kadar candan işten biri ki Selamet abi sevgili Ekrem Öztürk. Yani akşama kalın yemek yiyelim. Kalacak yeriniz var mı? Yani ne istiyorsanız yardımcı olacağım bir şey var mı? Yani onunla kabine sanki sevgili Ekrem abiyle konuşurken sevgili Galip Öztürk abimizle konuşur gibi hissettim. Tevazu, sevgi, saygı. Selamlarımızı iletelim bizler evet. De. Bizleri de takip ediyor, izliyor. Samsun Spor'la ilgili sordu. Zaten ekli bizleri evet. Sürekli takip ediyor. Sevgiler, selamlar Ekrem abi. Selamlar. Çok sağ ol. Evet, sevgili kardeşim Eray, senin de eline sağlık. Şimdi gelelim diğer bir resmimize. Evet, sevgili Kaya Aşçı. Selamet abi, sevgili Kaya Aşçı, Davut Yalın abimiz de bizi izliyormuş. Sevgiler sevgiler Davut Yalın abime. Farklı foto geldi. Yok yok, aynı aynı devam. Şimdi bir evet. Devam etsin onu ben şey yaparken. Şimdi birkaç gün önce de Selamet abi, sevgili Kaya Aşçı ve arkadaşları, şunu söyleyeyim. Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili sevgili Kaya Aşçı ve İstanbul Dernekler Federasyonu olarak, İSTEF olarak, iki devlet bir millet, kardeş Azerbaycan yalnız değilsin destek mitinginde yerlerini alarak birlik ve beraberlik örneği sergilediler. Tabii Samsun Sivil Toplum Örgütleri Platformu Genel Başkanı sevgili Kaya Aşçı düzenlenen miting ile ilgili bir açıklama da yaptı. Açıklamasına İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erol Türkoğlu ve yönetiminin organize ettiği ve diğer sivil toplum örgütlerine destek verdiği iki devlet, bir millet, kardeş Azerbaycan yalnız değilsin mitinginde Samsunlar olarak bizler de bulunduk dedi. Kardeşim o bizi de yandan alabilirsin. Senin o muhteşem sihirlerlerin var ya Eray'cığım. İlk başta İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erol Türkoğlu yönetimine anlamlı ve duygusal etkinliklerinden dolayı en kalbi şükranlarını sundu sevgili Aşçı. Azerbaycan'a yapılan bu saldırıyı bizler de hep beraber şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye iki devlet olmasına karşın tek millet olarak dünya üzerinde mücadelesini sürdürmektedir diye konuştu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Biz de söylüyoruz. Evet, biz artık iki devlet, tek millet değiliz. Üç devlet, Pakistan'da olmak üzere üç devlet, tek milletiz. Onu da söyleyelim. Selamet abiye toplatayım. Kaya abiye ben de selamlarımı iletiyorum. Bugün kendisiyle görüştüm. Hem kardeşiyle ilgili geçmiş olsun dileklerimi iletirken kendisi de sağlık probleminden dolayı hastanede olduğunu söyledi. Kaya abi bir kez daha size de geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığınıza kavuşacaksınız efendim. Şimdi sevgili Berat Olgun'la da beraberdiler. Berat evet, abiyle selamlarımızı de iletelim. Evet. Bu Azerbaycan'la ilgili konuşurken biraz önce ben yayına gelirken benim Ecri'nin dil terapisi öğretmeni Azerbaycanlı, Ecrin, evet. Azerbaycanlıydı bu genç arkadaşımız. Abi hakkınızı helal edin diye helallik istedi. Kendi ülkesine vatani görevi için çağırmışlar bu süreçte. Hakkınızı helal edin dedi. Helal olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. İnşallah tez zamanda ortalık durulur. Herkes normal yaşantısına, hayatına döner efendim orada da. Evet. Bu resmi de alabilir. Selamet abi ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Ya Hakan Odabaş diyor ki neden okumuyorsunuz? Reis ben, hayırdır demiş. Sinoplu olarak Samsun Spor'umu desteklediğim için mi? Tekirdağ Çorlu'dan selamlarımı iletiyorum derken arkadaşlar bakın. Burada okuyamadığımız çok sayıda mesajlar var. Sırf mesaja odaklanırsak zaten program dağılıyor. Yayın dağılıyor. Zaten Hüseyin bununla alakalı çarşamba akşamları evden yayın açıyorum. Sırf sizinle sohbet etmek için. Mesajlarınızla, yorumlarınızla karşılıklı konuşalım isteyelim. İstediğimiz için. Onun için burada dağılmak istemiyoruz.
Hepsini okuma şansımız yok. Allah razı olsun. İlginiz çok. Hakkınız ödenmez efendim. Kesinlikle. Buyurun. Evet, İlyas Eş, Bülent Avcı, Yaşar Çalışıcı. Evet, Hakan Odabaş. Şimdi geldi bak bana da. Özdal Sürekli'nin üstündesin. Evet, 3-0 kazanacağız diyor inşallah. Necati Güney, Hüseyin Çeken. Teşekkür ederiz. Ali Soylu, iyi akşamlar. Mürsel Öztürk, Giresun'dan diyor selamlar. Sadı Çelik, sevgiler, selamlar. Biz de bu saate kadar izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Davut Yalın abi de diyor ki yayını izleyemiyorum diyor. Özele bile yorum yazamıyorum diye. Neden bende abi mi bir sıkıntı var diyor acaba diyor. Evet, bende mi bir sıkıntı var demiş. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Başka var mı bir şey Hüseyin? Eray'cığım başka yok. Ben şunu da söyleyeyim. Bugün Ankara'ya gitmişken sevgili Süleyman Gülmen kardeşim, Samline Turizm. Yaşar da geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Sağ ol Yaşar'cığım. Süleyman Gülmen kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Samline Turizm olarak. Hep deplasmanlarda araç konusunda yanımızda ama bu özel günümde randevu almaya giderken de Ankara'da yine bana araç konusunda destek olmuştu. Bu sefer de oldu. Abi önemli olan sağlıktır, sıhhattir. Bu başkadır. Samsun Spor'da başkadır. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyor zaten evet bizi. Ve teşekkür sevgili, ederiz sevgili Süleyman'cığım. Sevgili kardeşim benim. Selahattin Yılmaz abimize de buradan çok evet teşekkür ediyoruz. Ve Ankara'da tabii ki onu da pazartesi akşam inşallah galibiyetin üzerine vereceğiz. Sevgili Osman Yılmaz'ı da ziyaret ettim. Evet. İş yerine, ofisine, güzel görüntüler falan vardı hepsi. Selamet abi. Sana da çok selam var. Samsun'da röportajını yaptım. Hayırlı sallaktan diyoruz. Biz de selamlarımızı sevgilerimize iletelim. İyi akşamlar diyor gençler Ali Soylu. Evet, ben de başka bir şey yok. Selamet abi. Evet Hüseyin, teşekkür ederim. Yani toparlıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, yarın saat 13.30'da karşılaşma ama bizler de Taraftarın Sesi ekibi olarak yarın saat 11.55 gibi stadyumun oradan canlı yayında olacağız. 11.55'te maçtan sonra yine yazılarımız sayfalarımızdan sizlerle paylaşacağız. Pazartesi saat 20.45'te Taraftarın Sesi programı İstanbulspor'un maçının yorumlarıyla derken aynı zamanda da bir gün sonra oynayacağımız Eskişehirspor karşılaşmasında maç arifesi olacak. Onu da buradan bir kez daha hatırlatalım. Ve sizlerden kopmuyoruz. Pazartesi akşamından hemen bir sonraki gün Eskişehir'deki karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, hatta düdük çalmadan bizler buradan yayına girmiş olacağız. Salı günü akşam yine buradayız değil mi? Salı akşam da pazartesi yine söyleyeceğiz. Pazartesi söyleyeceğiz ama söyleyelim. Yani pazartesi salıda programlarımız var burada. Bunu da bir o zaman salı akşamı da akabinde hemen yine 20.45 belki de 3-4 dakika öncesi anlatmıştın ya buradaki maçla ilgili de. Yani, ama 20.45 diyelim de 20.40'da da girebiliriz önüne. Tabii. Salı da buradayız Allah'ın izniyle inşallah. Aynen. Evet, sizleri seviyoruz. Sürçülisan ettiysek özür dileriz. Ben topu Selamet abi vereceğim tabii ki. Bir sevdadır Samspor diyoruz. Bir değerdir Samspor diyoruz. Bizi burada baştan sona kadar izleyen başta çok saygıdeğer hanımefendiler olmak üzere beyefendilere, büyüklerimize, herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Gurbete de selamlarımızı iletiyoruz. Sözünüzü bir sevdadır Samsunspor. Yarın maç öncesi canlı yayında evet buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bizlere mesajlarınızla, beğenilerinizle, yorumlarınızla, paylaşımlarınızla bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu destekleri verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sayfalarınızda bize yer verdiğiniz için ve bu saate kadar bizleri izlediğiniz için. Efendim yarın oynanacak karşılaşmayı dediğimiz gibi Ankara Bölgesi üst klasman hakemlerinden Süper Lig hakemi Serkan Tokat yönetecek. Efendim saat 13.30'da karşılaşma başlıyor ve TRT Spor ve Bein Spor'tan izleyebilirsiniz. Dedikten sonra efendim bizden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi geceler efendim. Afacan AVM taraftarın sesini sundu.